Uzunca bir süre böyle yattı. Arada bir uyanır gibi oluyor ve gecenin çok ilerlemiş olduğunu fark ediyordu. Ama kalkmak aklına bile gelmiyordu. Sonunda ortalığın gerçekten ağardığını fark etti. 11. Divanda sırt üstü yatıyordu ve yarı baygın durumu hala sürüyordu. Her gece saat 3 sularında penceresinin altından gelen korkunç çığlıkları yeniden duydu. Ve bu çığlıklara uyandı. Sarhoşlar meyhaneden dağılıyorlar. Demek saat ikiyi geçiyor. Diye düşündü. Sonra birden. Sanki biri kendisini divandan koparmış gibi fırladı. Ne? Saat. İkiyi mi geçiyor? Divana oturdu ve birden her şeyi anımsadı. Önce çıldırmakta olduğunu sandı müthiş üşüyordu. Ama, üşümesi, kendisi daha uykudayken başlayan sıtmadandı. Şimdi ise zangır zangır bir titremeye tutulmuştu. Kapıyı açıp, çevreyi dinledi. Evde herkes derin uykudaydı. Üstünü başını, odasını şaşkınlıkla gözden geçiriyor ve dün gece nasıl olup da, kapıyı sürgülemeden yattığını, bir türlü anlayamıyordu yalnızca elbiselerini değil, şapkasını bile çıkarmadan, kendisini olduğu gibi divana atıvermişti. Şapkası yere, yuvarlanmıştı, aşağıda yastığa yakın bir yerde duruyordu. Gece birisi içeri girseydi ne düşünürdü acaba? Herhalde, sarhoş olduğumu sanırdı. Ama, fırlayıp küçük penceresine, koştu. Hava oldukça aydınlanmıştı üzerinde leke kalmış olup, olmadığını anlamak için tepeden tırnağa üstünü başını kontrol etti. Ama böyle olmazdı bu iş. Soğuktan tir tir titremesine, karşın soyundu ve bütün giysilerini dikkatle gözden geçirdi. Son ipliğine varana dek her yanına dikkatle baktı giysilerinin. Yine de kendine güvenemedi. Bu işi üç kez yineledi. Galiba hiç leke yoktu. Yalnız pantolonunun paçaları yer yer eriyip aşağı sarkmıştı. Buralarda kurumuş birkaç leke gördü. Sustalı, çakısıyla sarkan parçaları kesti. Galiba artık bir şey kalmamıştı. Birden koca karının para çantasıyla sandıktan Aldığı öteki eşyaların hala üzerinde olduğunu anımsadı. Bunca süredir üzerinde durmuştu bunlar ve o çıkarıp gizlemeyi düşünememişti. Hatta az önce, giysilerini gözden geçirirken, bile fark etmemişti onların ceplerinde olduğunu. Ne oluyor, bana, diye düşündü. Hemen ceplerinde ne varsa masanın, üzerine boşaltmaya başladı. Her şeyi çıkardıktan, hatta bir şey kalmadığından emin olmak için ceplerini ters yüz ettikten sonra bunları toparlayıp odanın en dip köşesine götürdü. Burada duvarın döşemeyle birleştiği yerde duvar kağıdı yırtılmış ve bir delik oluşmuştu. Raskolnikov hemen ceplerinden boşaltıp bir araya topladığı şeyleri bu deliğin içine, duvar kağıdının arkasına tıkıştırmaya başladı. Bu iş de oldu. Para çantası da içinde hepsi ortadan kalktı. Tam deliğin üstünde dışarı doğru kabaran duvar kağıdını anlamsız bakışlarla seyrediyor ve bu işi de başardığına seviniyordu. Sonra birden korkuyla irkildi. Umutsuzluk içinde "Tanrım, ne yapıyorum ben?" diye mırıldandı. Saklanmış mı oldu yani şimdi bunlar? Böyle saklanır mı bir şey? İşin doğrusu yalnızca para olacağını düşünmüş. Eşyayı hiç hesaba katmamıştı. Bu nedenle de önceden bir yer ayarlamamıştı. Neye seviniyorum şimdi ben diye düşündü. Sevinecek bir şey var mı ortada? Böyle mi gizlenir eşya? Akıl, sağduyu çoktan bırakmış beni. Kendinden geçmişçesine divana oturdu. Dayanılmaz bir titreme nöbetine, yakalanmıştı gene, kendiliğinden bir hareketle, yanı, başındaki iskemlenin üzerinde duran, yırtık, eski, ama sıcak, tutan kışlık paltosuna uzandı, paltoyu üzerine çeker çekmez, uyku ve nöbetle kendinden geçti. Beş dakika geçmeden yerinden fırladı ve öfkeyle üzerinden, çıkardığı giysilerin üzerine atıldı. Daha hiçbir şey yapmamışken nasıl yeniden uykuya dalabiliyorum? İşte tam düşündüğüm gibi daha ilmiyi sökmemişim. Ne kadar önemli. Oysa böyle önemli bir kanıt yok edilmez mi? İlmiyi kopardı, çabucak yırtıp küçük parçalara ayırdı ve yastığının altındaki çamaşırların arasına sokuşturdu. Yırtık bez. Parçaları hiçbir zaman kuşku uyandırmaz. Bu böyle. Galiba. Böyle. Odanın ortasında dikilmiş. Bir şey unutup. Unutmadığını anlamak için. Müthiş gergin. Müthiş dikkatli. Çevreyi gözden geçiriyor. Bir yandan da mırıldanıyordu. Her. Şeyi. Hatta belleğini. En basitinden akıl yürütme yeteneğini yitirmekte olduğuna inanmaya başlamıştı ve bu durum ona korkunç bir acı veriyordu. Daha şimdiden mi başlıyor? Şimdiden mi başladım pişman olmaya? Evet, evet, ta kendisi gerçekten de az önce pantolonunun parçalarından kestiği eprimiş, sarkmış parçalar odanın tam ortasında yerde sürünüyordu. Odaya biri girecek olsa. Kesin kes ilk bunları görürdü. Ne oluyor bana böyle diye bağırdı yeniden. Kendinden geçmiş gibiydi. Bu sırada tuhaf bir şey geldi aklına. Ya giysilerim tümden kan içindeyse pek çok leke var da ben göremiyorsam? Çünkü aklım, zihnim, kavrayışım sağlıklı değil. Birden para çantasının da kanlanmış olduğunu anımsadı. Eyvah, öyleyse cebimde kanlanmıştır. Çünkü cüzdanı kanlı kanlı sokmuştum cebime. Hemen cebini ters yüz etti. Gerçekten de astarda kan lekeleri vardı. Zafer kazanmışçasına sevindi. Derin derin iç geçirip, demek ki aklım başımda daha diye düşündü. Cebimin kanlanmış olabileceğini akıl edebildiğime göre Demek daha doğru düşünebiliyorum. Sıtmanın etkisiyle bir anlık bir bellek yitimiydi demin ki. Sayıklamaydı ve pantolonunun sol cebinin astarını olduğu gibi söküp çıkardı. Bu sırada güneş sol ayağının üzerine vurmuştu. Kundurasının açık ucundan görülen çorabının burnunda da kan lekesi var gibiydi. Fırlatıp attı kundurasını gerçekten de kanlanmış, çorabın burnu olduğu, gibi kan içinde, demek bir ara kan birikintisine basmıştı, ne yapayım şimdi ben bunları, bu çorabı, bu cep astarını, paçalarımdan kestiğim bu kanlı kumaş parçalarını, nokta tırnak işareti, kumaşlar avucunun içinde, odanın ortasında dikilmiş, duruyordu, sobaya mı atayım, ama önce sobadan başlarlar. Aramaya. Yakayım mı? İyi ama neyle? Bir kibritim bile yok. Hayır. En iyisi çıkmak ve hepsini dışarıda bir yerlere atmak. Evet, evet. Atmak. Hem de şimdi, hiç zaman yitirmeden. Yeniden divana otururken aklından bunlar geçiyordu. Ama düşündüğü şeyi yapacak yerde başı yeniden yastığa düştü yeniden karşı konulmaz titremelerle sarsıldı ve yeniden paltosunu üzerine çekti. Birkaç saat gibi uzunca bir süre hep aynı şeyleri yineleyip durdu. Hemen şimdi, hiç ertelemeden, doğruca dışarı çıkıp def etmeliyim bunları. Gözlerden ırak, etmeliyim. Şimdi, hemen şimdi, birkaç kez divandan, fırlayıp kalkacak gibi oldu ama kalkamadı. Uyanıp tümüyle, kendine gelebilmesi, ancak oda kapısının şiddetli, vurulmasıyla oldu. Nastasya'ydı gelen, bir yandan kapıyı yumrukluyor, bir yandan bağırıyordu. Açsana kapıyı, öldün mü be adam, durmadan uyuyor. Bütün gün köpekler gibi uyuyor. Evet, tam köpekler gibi. Aç şu kapıyı. Saat onu geçiyor. Bir erkek sesi. Belki de odasında yok, dedi. Eyvah, kapıcının sesi bu. Ne istiyor acaba? Hemen kalktı. Divana oturdu. Yüreği öylesine çarpıyordu ki, göğsü çatlayacak gibiydi. Kapıyı arkadan çengellemiş ya, diye itiraz etti. Nastasya, arkadan kapı kilitlemeye de başlamış beyimiz. Sanki kaçıracaklar kendisini. Açsana kafasız herif şu kapıyı. Aç. Uyan. Ne istiyorlar? Kapıcı neden gelmiş? Her şey anlaşılıyor. Dirensem mi? Yoksa açsam mı kapıyı? Mahvoldum. Nokta nokta tırnak işareti. Yerinden hafifçe doğruldu. Öne doğru uzanıp çengeli. Kaldırdı. Kapıyı açtı. Odası öylesine küçüktü ki. İşte böyle oturduğu yerden bile açabiliyordu kapıyı Nastasya ile kapıcı girdiler içeri Nastasya tuhaf bir bakışla süzüyordu kendisini Raskolnikov kışkırtıcı ama aynı zamanda umutsuz bakışlarını kapıcıya dikti Bir iki hiçbir şey söylemeden ikiye katlanmış mühürlü bir kağıt uzattı kendisine resmi bir yazı dedi kağıdı uzatırken daireden ne dairesinden polisten yani oraya merkeze çağıyorlar hangi daire olduğu belli polis mi niçin nereden bileyim ben madem çağırıyorlar git kapıcı bunları söyledikten sonra dikkatle ona baktı odaya bir göz gezdirdi sonra çıkmak için arkasını döndü Nastasya bakışları hala onun üzerinde. Sakın sen iyiden iyiye hastalanmış olmayasın." dedi. Bu söz üzerine kapıcı bir an başını çevirip baktı. "Dünden beri ateşin var." diye ekledi Nastasya. "Raskolnikov susuyor. Kapıcının verdiği kağıdı açmadan elinde tutuyordu. İstersen kalkma." diye sürdürdü sözlerini Nastasya. Delikanlı'nın kalkmak için divandan bacaklarını sarkıttığını görmüş. Acımıştı. "Hastasın, gitme. Sen gitmedin diye öldürecek değiller ya. Elinde ne var öyle?" Delikanlı'nın bakışları eline gitti. Pantolon paçalarından kestiği parçalarla çorap ve cep astarı sağ elinde duruyordu. Elinde onlarla uyumuştu. Sonraları bunun üzerinde durup düşündüğünde arada bir ateşler içinde uyanıp yarı uykulu bu paçavraları elinde sımsıkı tuttuğunu ve yeniden bunlarla uykuya daldığını anımsayacaktı. Nastasya her zamanki sinirli kahkahalarından birini patlattı. Şuna da bakın, sanki hazineymiş gibi nasıl tutmuş paçavraları, uykusunda bile bırakmıyor. Delikanlı elindeki paçavraların hepsini çabucak paltosunun altına sokuşturdu. Bakışlarını Nastasya'ya dikti. Şu anda pek öyle sağlıklı düşünebilecek, akıl yürütebilecek durumda değildi ama kendisini yakalamak için gelinmiş bir adama da böyle davranılmayacağını hissedebiliyordu. İyi ama ya polisten gelen şu çağrı kağıdı? Nokta, nokta tırnak işareti. Çay içer miydin? İstersen getirebilirim. Biraz kaldı. Delikanlı ayağa kalkarken. Yok. Hayır. Diye mırıldandı. Çıkacağım. Hemen şimdi. Çıkıyorum. Peki merdivenlerden inebilecek misin? İnerim. Nasıl istersen. Kapıcının arkasından Nastasya da çıktı. Raskolnikov hemen aşağı gitti ve çorabıyla pantolon paçalarını gözden geçirmeye başladı leke var ama fazla belli değil tozlanıp kirlenmekten ve sürtünmekten belirsiz olmuş önceden bilmeyen hiçbir şey anlamaz nastasya da çok şükür uzaktan hiçbir şey fark etmedi sonra telaşla çağrı kağıdını açtı ve okumaya başladı dikkatle birkaç kez okuduktan sonra ancak, anlayabildi kendisinden ne istenildiğini. Mahalle, karakolundan yapılmış sıradan bir çağrıydı bu. Bugün saat, 9.30'da karakola gidip komiseri görmesi isteniyordu. Acılı bir şaşkınlıkla, ne zaman haberleri oldu ki, diye, düşündü. Yoksa polisle ne işim olacak benim? Hem niçin? Bugün, Tanrım, ne olacaksa varsın bir an önce olsun. Az kalsın diz çöküp dua etmeye başlayacaktı. Ama birden gülümsedi. Dua etmek isteyişine değil, kendineydi gülmesi. Çabucak giyinmeye başladı. Mahvolurmuşum. Olursam olayım. Çorabı da giymeli. Toz toprak içinde izler tümden yok olur gider. Ama giymesiyle çıkarması bir oldu. Korku ve tiksinti duymuştu. Başka çorabının olmadığı aklına gelince. Yeniden giydi çıkardığı çorabı ve yeniden güldü. Bir yandan, tir tir titriyor. Bir yandan, bütün bunlar koşullara bağlı. Şeyler, diye geçiriyordu kafasından. Göreli şeyler, yani bir, biçimsellik sorunu. Ama yine de giydim işte giyerek son verdim bu işe gülümsemesi birden umutsuzluğa döndü hayır gücüm yetmeyecek diye düşündü ayakları titriyordu korkudan diye mırıldandı kendi kendine başı dönüyor ateşten ağrıyordu odasından çıkıp merdivenlere doğru yürürken söylenmeye devam etti tuzak bu tuzağa düşürmek istiyorlar beni şaşırtmak istiyorlar. Böyle sayıklamalı bir durumda bulunuşum çok kötü. Aptalca bir takım yalanlar söylemesem bari. Merdivenlerde birden her şeyi duvar kağıdının arkasındaki delikte bıraktığım hatırladı. Yoksa arama yapmak için kendisinin çıkmasını özellikle mi sağlıyorlardı? Durdu. Ama öylesine umutsuz, öylesine ölümü bile umursamaz bir durumdaydı ki elini sallayıp inmeye başladı ne olacaksa bir an önce olsun dışarısı yine dayanılmaz derecede sıcaktı günlerdir tek damla yağmur düşmemişti yine toz toprak içindeydi her yan yine tuğla kireç yığınları meyhanelerden yayılan pis kokular adım başında sarhoşlar finli gezgin satıcılar gölgelik yerlere Uzanmış arabacılar dolduruyordu sokakları. Güneş gözlerini öylesine kamaştırdı ki bir an hiçbir şey göremez oldu. Başı iyiden iyiye dönmeye başladı. Her sıtmalının parlak gün ışığına çıktığında duyacağı olağan duyumlardı bunlar. Dünkü sokağın köşesine gelince acılı, telaşlı bir bakışla o eve bir göz attı ama hemen ayırdı bakışlarını. Karakola iyice yaklaşmıştı artık. Sorarlarsa, söylesem mi, acaba, diye düşündü bir an. Karakolla oturduğu ev arası bir çeyrek verst kadardı. Bu, yakınlarda yeni bir apartmanın dördüncü katında yeni bir daireye taşınmıştı karakol. Eski binasındayken, Raskolnikov, bir ara, ama çok eskiden, şöyle bir uğradığını anımsadı. Karakola, Kapıdan girince sağdaki merdivenden elinde bir defterle bir müjiğin indiğini gördü. Herhalde kapıcı, o zaman karakolda yukarıda diye düşündü ve merdivenlerden rastgele çıkmaya başladı. Kimseye bir şey sormak istemiyordu. Dördüncü kata geldiğinde içeri girer girmez diz çöküp her şeyi anlatacağım diye düşündü. Merdivenler dik ve dardı. Üstelik de bulaşık suyu gibi bir takım pis sularla ıslaktı. 4. Kattaki bütün dairelerin mutfakları bu merdivene açılıyor ve bütün gün açık duruyordu. Bu nedenle olacak. Merdivenler. Çok da sıcaktı. Koltuklarında defterlerle. Kapıcılar ve kadınlı. Erkekli pek çok ziyaretçi inip çıkıyordu merdivenlerden. Karakolun kapısı da ardına kadar açıktı. Raskolnikov içeri girdi, aralıkta durdu. Kimi oturan, kimi ayakta duran bir sürü. Müzik vardı burada. İçerisi çok sıcaktı. Bu yetmezmiş gibi bir de pis kokulu bir bezin üzerine çekilmiş yeni yağlı boyaların mide bulandırıcı kokusu kaplamıştı ortalığı. Burada biraz bekledikten sonra Raskolnikov az ilerideki odaya girmeye karar verdi. Küçük, tavanları alçak odalardı hepsi. Karşı konulmaz bir sabırsızlık onu hep biraz daha ilerlemeye itiyordu. Kimsenin de ona aldırdığı yoktu. İkinci odada kendisinden biraz daha iyi giyimli bir takım yazıcılar oturmuş yazı yazıyorlardı. Tuhaf insanlardı bunlar. Raskolnikov içlerinden birine yanaştı. Ne istiyorsun? Raskolnikov çağrı kağıdını gösterdi. Öğrenci misiniz? Diye sordu adam kağıda bakıp. Evet. Eski öğrenci. Merak ve ilgiden yoksun gözlerle bakıyordu yazıcı. Bakışlarında sabit bir düşünceden başka bir şey olmayan. Darmadağınık bir adamdı bu. Adam her şeye boş vermiş. Kendisinden bir şey. Öğrenebilmem mümkün değil. Siz şu odaya sekretere bir başvurun, dedi adam, parmağıyla son odayı gösteriyordu. Raskolnikov yazıcının gösterdiği odaya, baştan, dördüncüydü, girdi. Küçücük bir odaydı burası da ve çok kalabalıktı. Yalnız buradakilerin giyim kuşamları daha düzgünceydi. Ziyaretçiler arasında iki de kadın göze çarpıyordu. Kadınlardan biri yoksul giyimliydi yas tuttuğu anlaşılıyordu. Sekreterin masasının karşısında oturmuş. Onun söylediği bir şeyleri yazıyordu. Öteki kadınsa çok şişman, kıpkırmızı yanaklı, lekeli yüzlü, gösterişlice bir şeydi. Son derece süslü bir giysi vardı üzerinde. Göğsüne de çay tabağı, büyüklüğünde bir broş takmıştı. Masadan az ötede durmuş bir şey bekliyordu. Raskolnikov sekretere çağrı kağıdını uzattı. Sekreter kağıda bir göz attıktan sonra bekleyin dedi ve yaslı kadına yazdırdığı yazıya devam etti. Raskolnikov rahat bir soluk aldı. Herhalde o iş için değil. Tırnak işareti. Yavaş yavaş üzerindeki korkuyu atıyor. Olanca gücüyle. Kendine gelmeye çalışıyordu. Söyleyeceğim aptalca bir söz. Yapacağım en küçük bir. Dikkatsizlikle kendimi ele verebilirim. Burası da amma. Havasız. Üstelik çok sıcak. Başım daha çok dönüyor. Gibi. Aklımda karma karışık. Tırnak işareti. Perişan durumda hissediyordu kendini. Toparlanamayacağından korkuyordu. Hiç ilgisiz bir şeyler. Düşünmeye. Ne olursa olsun kafasını başka şeylerle uğraştırmaya zorluyor ama başaramıyordu. Başaramıyordu. Çünkü kafasının karma karışıklığına ek olarak sekreter de fazlasıyla ilgisini çekiyordu. Yüzüne bakıp bir şeyler çıkarmak istiyordu. 22 yaşlarında, gençten biriydi. Sekreter ama esmer ve hareketli yüzü yaşından daha büyük gösteriyordu kendisini modaya uygun şık giyinmişti bir yandan özenle taranmış saçlarını ortadan ikiye ayırmıştı fırçayla temizlenmiş beyaz parmaklarında bir sürü yüzük vardı yeleğinde de altın bir zincir göze çarpıyordu odadaki kalabalık arasında bulunan bir yabancıyla birkaç kelime Fransızca bile konuşmuş Üstelik de bunu çok iyi başarmıştı. Louisa Ivanovna, otursaydınız hemen yanı başında bir iskemle olduğu halde kendiliğinden oturmaya korkuyormuş gibi sürekli ayakta, durmakta olan süslü giyimli, kırmızı yüzlü kadına söylemişti. Bu sözü sekreter. Kadın kendini yavaşça iskemleye bırakırken, "ICH DANKE" dedi. Bir ipek hışırtısı duyuldu. Etekleri dantelli açık mavi. Elbisesi. Tıpkı bir balon gibiydi. İskemlenin kenarlarından. Döküldü ve neredeyse odanın yarısını kapladı. Havaya bir. Parfüm kokusu yayıldı. Ama odanın yarısını kapladığından ve. Ortalığı parfüm kokusuna boğduğundan ürkmüş olacak. Yılışık. Yılışık gülümsedi kadın gülümsemesinde açık bir endişe, seziliyordu. Yassı kadın tam işini bitirmiş kalkıyordu ki, birden, gürültüyle bir subay girdi içeri. Kabadayı kabadayı yürüyor, her adım atışında omuzlarını oynatıyordu. Kokartlı şapkasını, masanın üzerine fırlatıp attı ve bir koltuğa oturdu. Süslü kadın, onun içeri girdiğini görür görmez yerinden fırlayıp büyük bir heyecanla önünde eğilmeye başladı. Ama subay kadına aldırış bile etmedi. Kadın da onun yanında bir daha oturmaya cesaret edemedi. Komiser yardımcısıydı bu subay. İki yana doğru uzanan sarımtırak bıyıkları ve ince yüz çizgileriyle küstahlıktan başka hiçbir şey anlatmayan bir yüzü vardı. Göz ucuyla ters ters Raskolnikov'a baktı. Delikanlının üstündeki giysiler son derece eski püsküydü. Ama yine de bu dökülen, kılığına uymayan bir edası vardı. Raskolnikov bir yanlış yaptı ve dik bakışlarla uzun uzun subayı süzdü. Öyle sert ve dikkat çekecek kadar uzun bakmıştı ki, subay onun bu bakışlarından rahatsız oldu. Böyle bir hırpaniğinin, onun şimşekler çakan, bakışlarına aldırış etmemesinden şaşırmış. Sen ne istiyorsun? diye bağırdı. Çağırmışlar, dedi Raskolnikov. Bir çağrı kağıdı, aldım. Hemen kağıtlarından başını kaldıran sekreter. Borcunu ödemesi için getirilmiş bir öğrenci efendim. Tire, dedi. Sonra Raskolnikov'a bir defter uzatıp, parmağıyla bir yeri gösterdi. İşte, Şurası. Okuyun. Para mı? Ne parası? Öyleyse. O iş için değil. Çağırmaları. Sevinçten titredi Raskolnikov. Anlatılmaz bir. Hafiflik duyuyordu içinde. Sanki omuzlarından dağ gibi bir. Yük kalkmıştı. Her neye kızdıysa. Bu kızgınlığı gitgide artmakta olan. Teğmen. Saygıdeğer efendimiz söylerler mi acaba? Saat kaçta? Gelmeleri yazılmış buraya diye bağırdı. Sizden saat 9'da gelmeniz istenmiş. Oysa şimdi saat 11'i geçiyor. Nedense hiç beklemediği bir öfkeye kapılan, dahası bu öfkesinden biraz da zevk duyan Raskolnikov. Adamı küçük, gördüğünü belirtmek istercesine yüzünü ona tam dönmeden ve bağırarak daha çeyrek saat önce getirdiler çağrıyı." dedi hasta. "Halimle buraya geldiğime şükredin. Rica ederim bağırmayın. Ben bağırmıyorum. Kendini bilen biri gibi konuşuyorum. Ben asıl bağıran sizsiniz ve ben bir üniversite öğrencisiyim. Kendime böyle bağırılmasına izin veremem." Komiser yardımcısı çileden çıkmıştı. Öyle ki bir anne diyeceğini şaşırdı. Ağzı köpürdü. Sonra yerinden fırlayarak, rica ederim, susun, diye bağırdı. Resmi bir görev, yerindesiniz, kabalık edemezsiniz. Raskolnikov yine bağırarak, siz de resmi bir görev yerindesiniz, dedi. Üstelik, bağırmanız bir yana, burada bulunan herkesi hiçe sayıyor ve, sigara içiyorsunuz. Bunları söylediği için büyük bir haz duydu. Sekreter gülümseyerek onlara bakıyordu. Ateşli Temen apışıp kalmışa benziyordu. Sonunda doğallığını yitirmiş bir sesle bağırdı. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Siz lütfen sizden istenen şeye cevap verin. Gösterin ona Aleksandr Grigoryevich. Şikayet var. Hakkınızda Borcunuzu ödememişsiniz. Üstelik bir de yavuz hırsız olup ev sahibini bastırıyorsunuz. Ama Raskolnikov'un artık onu dinlediği yoktu. Bilmeceyi bir an önce çözmek için hemen sekreterin uzattığı kağıdı aldı. Birkaç kez okudu ama bir şey anlamadı. Ne bu? diye sordu sonunda sekretere. Ödemek zorunda olduğunuz bir borcunuz bulunduğunu gösteren bir borç senedi ya faizleri ve masraflarıyla birlikte bu borcu ödeyeceksiniz ya da ne zaman ödeyebileceğinizi bildireceksiniz. Ayrıca borcunuzu ödeyene dek başkentten ayrılmayacağınızı, mallarınızı satmayacağınızı ve gizlemeyeceğinizi de taahhüt edeceksiniz. Öte yandan alacaklı mallarınızı satmakta ve size yasa hükümlerinin uygulanması için girişimde bulunmakta serbesttir. Ben, kimseye borçlu değilim ki, orası bizi ilgilendirmez. Dul bayan verdiğiniz ve vadesinde ödemediğiniz için karşı tarafın, yasalara uygun olarak protesto ettiği ve sonra saray müşaviri, Çebarova ciro ettiği 115 rublelik bir borç senedi, getirdiler bize. Sizi buraya işte bu sorunla ilgili ifadenizi almak için çağırdık. Ama o kadın benim ev sahibim. Ev sahibinizse ne olmuş? Sekreter hem acıyan hem aşağılayan bir bakışla bakıyordu. Bakışlarında aynı zamanda yaşamın çetin yanlarıyla ilk kez karşılaşan bir acemiye, "E, şimdi nasılsın bakalım aslanım?" tırnak işareti. Der gibi bir üstün gelmişlik havası da vardı. Ama şu anda borç senedi, para ödemesi gerektiği umurunda olabilir miydi Raskolnikov'un? Onun için şu cacık üzülmeye, hatta en küçük bir ilgiye değer miydi böyle bir şey? Öylece ayakta duruyor, okuyor, dinliyor, karşılık veriyor. Dahası, kendisi bir takım sorular soruyordu. Ama bunların hepsini mekanik olarak yapıyordu. Şu anda onun bütün varlığını dolduran tek duygu, her türlü öngörüden, çözümlemelerden, gelecekle ilgili fal bakarcasına yapılan tahminlerden, kuşkulardan, sorulardan uzak bir tehlikeden kurtulmuşluk duygusu, kendini korumuş olmanın doğurduğu sevinçti. Hayvanca bir sevinç. Sözün tam anlamıyla böyle bir sevinçle doluydu bu an. Ama tam bu sırada müthiş bir gürültü koptu. Uğradığı aşağılanmanın verdiği sarsıntıdan hala kurtulamamış olan teğmen, azalan öz saygısını yeniden kazanmak için olacak. Odaya girdiği andan beri aptalca bir gülümseyişle kendisine bakıp duran zavallı, süslü kadının üzerine yürüdü çileden çıkmış gibiydi gırtlağını, yırtarcasına, seni alçak karı seni, diye bağırdı, yassı kadın odadan, çıkmıştı, nokta tire, neler oldu yine geçen gece senin orada, ha, yine, sokak ortasında rezalet, edepsizlik, yine sarhoşluk, kavga, gene kodes burnunda tütmeye başladı anlaşılan, kaç kez, uyardım seni, Tam on kez. Değil mi? Ve ne dedim? 10. Birincisinde elimden kurtulamazsın. Sense her türlü alçaklığa devam ediyorsun. Raskolnikov'un bile elindeki kağıt düştü ve kendisine böylesine saygısızca davranılan kadına tuhaf tuhaf baktı. Ama sorunun ne olduğunu çabucak anladı. Böylece de olup bitenleri birdenbire keyifle izlemeye başladı. Öylesine büyük. Bir zevkle dinliyordu ki konuşmaları. Canı gülmek. Kahkahalarla. Katıla katıla gülmek istiyordu. Öylesine bozuktu. Sinirleri. Sekreter bir ara. İlya Petrovic. Diye söze başlamak istediyse de. Öfkelendiği zaman temeni durdurmanın çok zor olduğunu. Deneyleriyle bildiği için. Söyleyeceklerini daha uygun bir. Zamanı erteledi. Süslü kadına gelince. Teğmen'in gürlemesinden. Şimşekler. Yağdırmasından önce çok korkmuş. Ama sonra. Şaşılacak şey. Sövgüler çoğaldıkça ve ağırlaştıkça. Kadının yüzü sevimli bir. Hal almış. Teğmen'e tatlı tatlı gülümsemeye başlamıştı. Yerinde. Kıpırdayıp duruyor ve sabırsızlıkla söz sırasının kendisine gelmesini bekleyerek aralıksız reveranslar yapıyordu. Sonunda söz sırası ona geldi. Su gibi bir Rus çayla, ama yere, nohut dökülür gibi kuvvetli bir Alman aksanıyla konuşmaya başladı. Evimde ne gürültü patırtı, ne de kavga dövüş oldu. Rezalet denebilecek bir olay da çıkmadı. O adam, kendileri, yani, sarhoş geldiler. Size ben her şeyi anlatacağım. Yüzbaşım. Benim hiçbir suçum yok. Evim. Soylu bir evdir. Yüzbaşım. Gelen herkese de soylu davranılır. Ve yüzbaşım. Ben kendim hiçbir zaman rezalet çıksın istemem. Kendileri. Zaten çok sarhoş gelmişlerdi. Tuttular üç şişe daha istediler. O adam yani. Sonra da bacaklarını kaldırıp ayaklarıyla piyano çalmaya başladı. Hiç hoş bir davranış değil. Hele böyle, soylu bir evde. Ve piyanomu kırdı. Tümüyle kırdı. Çok, çok yakışıksız bir davranıştı bu. Ben de bunu kendisine, söyledim, tuttu. Eline bir şişe alıp herkesi gerisinden, dürtüklemeye başladı. Ben de ne yapayım, kapıcıyı çağırdım. Karl geldi. Bu kez Karla saldırdı ve gözünü şişirdi. Henit'in de gözünü şişirdi. Bana da beş tokat attı. Soylu, bir ev için hiç yakışık almayan davranışlarda bulundu. Yüzbaşım, ben de ne yapayım? Bağırmaya başladım. O da, kanala bakan pencereyi açıp, domuz yavrusu gibi bağırmaya, başladı. Ne ayıp, pencere açılır da hiç sokağa domuz yavrusu gibi bağırılır mı? Tüh tüh tüh. Karl da arkadan yanaşıp, frakının eteğinden tuttu ve çekti. Ama onu pencereden, uzaklaştırmak için çekmişti Karl. Gel gelelim. Frakın eteği, koptu. Bunun üzerine bağırmaya, frakı için kendisine 15 ruble ödememiz gerektiğini söylemeye başladı. Ben de 3, 5'lik çıkarıp kendisine istediğini verdim ve işte soylu bir eve hiç yakışmayan bu konuk yüzbaşım bütün bu rezaletleri çıkardı sonra da benim bütün gazetelerde sözüm geçer size karşı öyle bir yergi yazacağım ki diye tehdit etti demek bir yazarmış kendisi evet yüzbaşım soylu bir eve hiç yakışmayan bayağı bir konukmuş meğerse peki 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 Yeter artık. Söylemiştim sana. Söylemiştim. Söylemiştim. İlya Petrovic. Diye anlamlı anlamlı yeniden seslendi. Sekreter. Komiser yardımcısı hızla dönüp sekretere baktı. Bir iki. Hafifçe başını eğdi. İşte böyle Luisa Ivanovna. Diye sürdürdü sözünü. Komiser yardımcısı. Son kez söylüyorum size. Eğer şu soylu. Evinizde bir kez daha rezalet çıkacak olursa, kibarcası sizi kendi ellerimle okşarım. Duydun mu? demek bir edebiyatçı, bir yazar. Soylu bir evde fırakının kuyruğu için 15 ruble aldı ha. Böyledir işte bunlar. Raskolnikova aşağılayıcı bir bakış fırlattı. 2-3 gün önce meyhanelerden birinde de bir olay olmuştu. Adam yemek yemiş, iş paraya gelince yan çizmiş. Sizin için bir yergi yazayım da görün diye bir de gözdağı vermiş. Geçen hafta da vapurda yine biri devlet danışmanlarından birinin saygı değer ailesine, karısına ve kızına edepsizce laflar etmiş. Bir başkasını da geçenlerde bir pastaneden sille tokat dışarı atmışlardı yazar edebiyatçı, öğrenci, tellal takımı böyledir işte. Tükür gitsin hepsine. Sana gelince, çek arabanı. Bundan böyle gözüm üzerinde. Olacak ve kendim gelip kontrol edeceğim seni. Duydun mu? Luisa Ivanovna sağ sola hızlı reveranslar dağıtarak geri. Geri kapıya gitti. Ama kapıda birden bir subaya kıçıyla çarptı. Karakol komiseri Nikodim Fomiç'ti bu. Aydınlık yüzlü. Son. Derece gösterişli kumral favorileri olan sevimli bir adamdı. Luisa Ivanovna neredeyse yerlere kadar eğilerek bir reverans. Daha yaptı. Sonra küçük. Sık adımlarla. Seke seke uçup gitti. Nikodim Fomiç sevecen. Dostça gülümseyerek İlya. Petrovic'e. Yine mi gürlemeler. Yıldırımlar, şimşekler, kasırgalar, tire, dedi. Yine tepenin tası atmış, çileden çıkmışsın, ta, merdivenlerden duydum sesini. İlya Petrovic, elinde bir takım kağıtlar, bir masadan bir, başka masaya geçiyordu. Yürürken ne yana adım atarsa, omuzlarını da o yana doğru oynatıyordu. Soylu bir, kayıtsızlıkla ve kırıtarak. Ah, hiç sormayın," dedi. "Örneğin şu bay yazar. Yani öğrenci, daha doğrusu eski öğrenci, hem borç senedi imzalamış, borcunu ödemiyor, hem de oturduğu evi boşaltmıyor. Durmadan yakınmalar geliyor hakkında ama o bunlarla ilgilenecek yerde bana burada sigara içemeyeceğimi söylüyor. Oysa asıl kabalaşan kendisi." İşte şurada. Bir bakın. Ne şık bir görünüşü var değil mi? Yoksulluk ayıp değil ki azizim. Ne yapsın adam? Bugün. Gene barut gibisin. Bu açıkça belli oluyor. Nikodim Fomitch, Raskolnikov'a sevecenlikle bakarak sürdürdü sözlerini. Herhalde sizi kızdırdı ve siz de dayanamayıp. Ama boşuna. Kızmışsınız. Ne diyorum size? son derece temiz yüreklidir. Kötülük nedir bilmez. Ama işte barut gibidir. Parlamasıyla, sönmesi bir olur. Söndüğü zaman da ortada altın bir yürekten. Başka bir şey bulamazsınız. Alaydaki adı da barut teğmendi. Zaten, Ilya Petroviç pohpolanmaktan çok sevinçli. Ama yine de, somurtarak, ne alaydı ama, dedi. Raskolnikov birden orada bulunan herkese güzel bir şeyler. Söylemek için dayanılmaz bir istek duydu içinde. Birden, Nikodim Fomich'e döndü ve söze ortadan girerek. İnsaf, yüzbaşım, dedi, kendinizi benim yerime koyun. Eğer bir kabalık ettiysem, kendilerinden hemen özür dilemeye hazırım. Ben yoksul, hasta, sefaletin pençesi altında ezilmiş. Tam bu sözcüğü kullanmıştı. Ezilmiş. Bir öğrenciyim. Daha doğrusu eski bir öğrenci. Parasızlıktan bıraktım okulu. Ama yakında param olacak. Annemle kız, kardeşim, ilinde, para gönderecekler bana. Ben de, borcumu ödeyeceğim. Ev sahibim iyi bir kadındır. Yalnız dört. Aydır derslerimi kaybettim ve kirasını ödeyemiyorum diye bana öyle kızdı ki öyle yemekleri göndermeyi bile kesti. Ve ben şimdi bu senedin neyin nesi olduğunu bir türlü anlamıyorum. Ortada bir borç senedi var. O da benden bu. Senede göre para istiyor. İyi ama kendinizi benim yerime koyun. Ne vereceğim ben ona? Sekreter yeniden Orası bizi ilgilendirmez diyecek oldu. Size tüm üyle katılıyorum ama izin verin açıklayayım diye sözlerini sürdürdü Raskolnikov. Sekretere değil, Nikodim Fomiche'ye bakarak konuşuyordu ama aynı zamanda kağıtlarla uğraşıyormuş gibi yapan ve delikanlıyı küçümsediği ve ona hiç önem vermediği izlenimi yaratmaya çalışan İlya Petrovic'in de ilgisini çekmeye çalışıyordu. Benim de kendi yönümden durumu açıklamama izin verin. Üç yıldan beri, yani hemen hemen taşradan geldiğimden bu, yana onun evinde otururum. Ve daha ilk günden, yani evine, geçtiğim ilk günden, evet, ne diye açıklamayayım ki, daha, ilk günden kızıyla evlenmeye söz verdim. Yani öyle bağlayıcı olmayan bir söz. Gerçi aşık falan değildim kıza ama hoşuma da gitmiyor değildi. Tek kelimeyle gençlik işte söylemek istediğim bu. Yani ev sahibim o zaman bana epeyce bir borç verdi ve ben nasıl söylemeli? Öyle bir yaşam sürdüm ki aklı bir karış havada biriydim o sıralar. Sizden gizli ilişkilerinizi soran olmadı beyefendi. Hem bizim bunları dinlemeye de zamanımız yok. Ilya Petrovich havalı bir şekilde ve kabaca Raskolnikov'un sözünü kesmek istedi ama Raskolnikov coşkunlukla onu durdurdu ve birden konuşma güçlüğü çekmeye başlamasına rağmen sözlerini sürdürdü. Ama izin verin. İzin verin de size her şeyin nasıl olup bittiğini anlatayım. Aslında sizinle aynı kanıdayım. Belki gereksiz bunları anlatmak. Ama işte kız bir yıl önce tifodan öldü. Ben gene evde kiracı olarak oturmaya devam ettim. Ev sahibim şimdiki evine taşınır taşınmaz. Bana hem de dostça bir havada söylüyordu bunları güveninin tam olduğunu. Bununla birlikte kendisine borcum olan 115 ruble için bir borç senedi imzalayıp imzalayamayacağımı sordu. Ve kendisine bu senedi imzalar imzalamaz. Bana ne zaman, istersem, ne kadar istersem, yeniden borç verebileceğini ve ben borçlarımı ödeyinceye dek, onun sözleriyle söylüyorum. Bu senetten hiçbir zaman, ama hiçbir zaman, yararlanmayacağını söyledi. Şimdi ise derslerimi kaybettim ve yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaç oldum diye senedi tahsile vermiş. Siz olsanız ne yaparsınız? Ilya Petrovich Küstahça araya girdi. Anlattığınız bu duygusal ayrıntıların bizi ilgilendiren bir yanı yok. Bir yükümlülük altına girmişsiniz. Buna karşı ne diyeceksiniz? Onu söyleyin bize. Göz yaşartıcı aşk öykülerinizi. De kendinize saklayın. Nikodim Fomitch, O da bir masaya geçmiş ve bir takım. Kağıtları imzalamaya başlamıştı. Sen de amma acımasızsın. Diye mırıldandı. Utanmış. Gibi bir hali vardı. Bu arada sekreter. Yazsanıza. Dedi Raskolnikov'a. Raskolnikov özellikle kaba olmaya çalışarak. Ne yazayım?" dedi. Size söyleyeceklerimi günah çıkarmasından sonra sekreter kendisine küçümseyerek ve daha kaba davranıyormuş gibi geldi. Raskolnikova ama tuhaf şey, birden kimin ne düşündüğünü hiç de umursamadığını fark etti. Bir anda gerçekleşmiş bir değişmeydi bu. Oysa birazcık düşünebilseydi nasıl olup da polislerle böyle konuşabildiğine, onlara duygularını açabildiğine çok şaşardı. Hem bu duygular da nereden çıkmıştı? Tam tersine, yüreği öylesine bomboştu ki, şu anda, bu karakol odası polislerle değil de en sevdiği dostlarıyla dolu. Olsaydı bile, herhalde onlara söyleyecek bir tek insanca söz bulamazdı. Yapayalnızlığın, tek başına kalmışlığın sonsuz, acılar veren karanlık duygularıyla dolu vermişti birden yüreği. Ne İlya Petrovic'in önünde içini dökmesi, ne de Teğmen'in karşısında alçalmış olmasıydı şu anda yüreğini altüst eden şey. Ah, şu anda ona neydi alçalmış olmasından, kendine, duyduğu saygıdan, bir takım Teğmenlerden, Alman, kadınlarından, tahsile verilmiş senetlerden, karakollardan, polislerden, şu anda acaba diri diri yakılmaya mahkum edilse, kılı kıpırdar mıydı? Bu da bir yana mahkumiyet. Kararını dikkatle dinleyebilir miydi? Şu ana kadar hiç bilmediği, ansızın bastırmış, yepyeni bir duygunun etkisi altındaydı. Şu anda değil az önceki gibi duygusal coşkunluğa, kapılmak, her ne nedenle olursa olsun, karakola gelmemesi ve, polislere, bu polisler öz kardeşleri bile olsalar, hiçbir şekilde, başvurmaması gerektiğini anlıyor ya da hayır, anlamaktan, çok, bütün varlığıyla duyumsuyordu, bu, şu ana kadar hiç, bilmediği, tanımadığı, Son derece tuhaf ve korkunç bir duyguydu. İşin en acı veren yanı da bunun bilinçli bir algılama, kavrama olmaktan çok bir duygu, hem de ömrü boyunca tanıdığı en acı verici duygu olmasıydı. Sekreter ona böylesi durumlar için klasikleşmiş bir metni yazdırmaya başladı. Şimdi ödeyemeyeceğim falan tarihte. Ödemeye söz veriyorum kentten ayrılmayacağım. Mal, varlığımı kimseye satmayacağım. Devretmeyeceğim ve benzeri, ve benzeri. Sekreter birden, yazamıyorsunuz, dedi, kalem elinizden düşüyor. Yoksa hasta mısınız? Bir yandan da dikkatle Raskolnikov'a bakıyordu. Evet, biraz başım dönüyor. Siz devam edin. Tamam, bu kadar. İmzalayın. Sekreter kağıdı aldı. Başkalarıyla meşgul olmaya başladı. Raskolnikov kalemi verdi. Ama çıkıp gidecek yerde. Dirseklerini masaya dayadı. Başını elleri arasına alıp. Sıkıştırmaya başladı. Sanki tepesine çivi çakıyorlardı. Birden. Çok tuhaf bir şey geldi aklına. Doğruca Nikodim Fomiç'e. Gitmek ve dün olanları en küçük ayrıntısına kadar anlattıktan. Sonra, odasına götürüp köşedeki deliğin içinde bulunan eşyayı, göstermek istedi. Öylesine güçlü bir istekti ki bu, uygulamak, için yerinden kalktı. Bir ara, acaba biraz düşünsem mi, tırnak işareti, diye aklından geçirdi. Sonra, hayır, düşünmemeliyim, sırtımdan yükü hemen atmam gerek, dedi içinden. Ama, birden mıhlanmış gibi olduğu yerde kala kaldı. Nikodim, Fomich, Ilya Petrovic'e ateşli ateşli bir şeyler anlatıyor sözleri. Ona kadar geliyordu. Hayır, ikisini de bırakacaklardır. Aleyhlerinde hiçbir şey yok ortada. Düşünün bir kez, eğer bu iş onların işi olsaydı. Hiç kapıcıyı çağırırlar mıydı? Kendi kendilerini ele vermek için mi? Yoksa şaşırtmaca için mi? Ama doğrusu bu kadarı da. Biraz fazla kurnazlık olurdu. Öte yandan öğrenci. Pestriyakov'u kapıdan içeri girerken hem kapıcılar. Hem de. Satıcı kadın görmüş. Pestriyakov üç arkadaşıyla birlikteymiş. Tam kapının orada onlardan ayrılmış ve kapıcılardan daireyi. Sormuş. Kapıcılara bunu sorarken. Arkadaşları henüz yanındaymışlar. Niyeti bu olan bir insan. Tutup da, kapıcılardan adres sorar mı? Koha gelince, yukarı çıkmazdan, önce, yarım saat kadar aşağıda Gümüşçü'de oturmuş. Ondan, sonra koca kareye çıkmış. Şimdi artık varın siz karar verin. Ama izin verin. Sözlerinde bir çelişki yok mu? Kendileri. Kapıyı çaldıkları sırada kapı kilitliymiş. Üç dakika sonra, kapıcıyla birlikte geldiklerinde ise kapının açık olduğunu, görmüşler. İşin püf noktası da burada işte. Katil besbelli içerideymiş. Ve kapıyı da içeriden sürgülemiş ve eğer koh aptallık edip de, kapıcıyı bulmak için aşağıya inmeseymiş. Adamı kesinlikle, içeride enseleyeceklermiş. O işte tam bu sırada. Merdivenlerden sıvışmak ve onlara görünmeden şu ya da bu. Biçimde bir yerlere gizlenerek kaçmak fırsatını bulmuş. Olmalı. Koh yemin üstüne yemin ediyor ve eğer orada kalmış olsaydım. Kesinlikle üzerime atılır ve baltasıyla beni de öldürürdü diyor. Hatta adamcağız kurtuluşu şerefine kilise de dua okutacakmış. Ha <laughs> ha. <laughs> yani katili hiç gören olmamış mı? Kim görecek? Dedi oturduğu yerden konuşmaları dinlemekte olan sekreter. Ev değil. Nuh'un gemisi mübarek yer. Nikodim Fomiç ateşli ateşli. Mesele gayet açık, apaçık diye yineledi. Hayır, hiç de öyle değil diye diretti Ilya Petrovic. Çok karışık bir iş bu. Raskolnikov şapkasını alıp kapıya doğru yürüdü ama kapıya ulaşamadı. Kendine geldiğinde bir sandalyede oturmakta olduğunu gördü. Sağından birisi kendini tutuyor. Solunda da yine bir adam elinde sarı bir suyla dolu bir bardakla duruyordu. Nikodim Fomich de gözlerini üzerine dikmiş. Tam karşısında duruyordu. Raskolnikov sandalyesinden kalktı. Ne o? Yoksa hasta mısınız?" diye sordu Nikodim Fomitch. Sesi oldukça sertti. Yerine oturarak yeniden kağıtlarıyla uğraşmaya başlayan sekreter, senedi imzalarken kalemi güçlükle tutuyordu, dedi. Ilya Petrovich de odanın en ucundaki masasından bağırdı. "Çoktan beri mi hastasınız?" Delikanlı baygınken o da koşup bakmış ama ayılır ayılmaz. Hemen masasına geçmişti. Dünden beri, diye mırıldandı Raskolnikov cevap. Yerine, dün evinizden çıktınız mı? Çıktım. Hasta hasta mı? Evet. Hasta hasta. Hangi saatte? Akşam sekize doğru. Sorabilir miyim? Nereye? Öylece. Sokağa. Daha belirgin ve açık söyleseniz. Raskolnikov sert ve kesik cevaplar veriyordu. Yüzü. bembeyazdı. Çakmak çakmak yanan simsiyah gözlerini İlya. Petrovic'e dikmişti. Nikodim Fomic. Delikanlı güçlükle ayakta duruyor. Sense kalkmışsın. Tire. Diyecek oldu. İlya Petrovic anlamlı anlamlı. Yok bir şey. Dedi. Nikodim Fomic bir şeyler daha söyleyecek gibi oldu. Ama. Sekreterin gözlerini kendisine dikmiş baktığını görünce sustu. Birden herkes susmuştu. Tuhaf bir hava esiyordu odada. Ilya Petrovic, gidebilirsiniz, sizi alıkoymuyoruz, diyerek konuşmaya, son verdi. Raskolnikov çıktı. Çıkar çıkmaz da içeride ateşli bir konuşmanın başladığını duydu. En çok Nikodim Fomic'in. Sorgu dolu sesi geliyordu kulağına. Sokağa çıkınca iyice. Kendine geldiğini duydu. Hızlı hızlı evine doğru yürürken. Bir yandan da. Arayacaklardır. Hemen şimdi bir arama yapacaklardır. Tire. Diye söyleniyordu. Namussuzlar. Şüphelendiler. Tırnak işareti. Deminki korku. Yine bir karabasan gibi çökmüştü içine. Iı ıı. Ya arama yapmışlarsa bile ya şimdi gidip de onları odamda bulursam tırnak işareti ama işte odası kimsecikler yok kimsecikler uğramamış Nastasya bile hiçbir şeye eş sürmemiş Aman Tanrım nasıl nasıl bırakabilmişti her şeyi o deliğin içinde Hemen köşeye atıldı elini duvar kağıdının arkasına sokup Koyduğu her şeyi bir bir çıkarmaya ve ceplerine doldurmaya başladı. Zaten hepsi sekiz parçaydı. İçlerinde küpe ya da benzeri bir şey bulunan iki küçük kutu. Doğru dürüst. Bakmadığı için tam bilmiyordu ne olduğunu. Sonra yine dört tane marokın kaplı küçük kutu. Doğrudan doğruya gazete. Kağıdına sarılmış bir zincir. Bir de yine gazete kağıdına sarılmış madalyaya benzer bir şey, belli olmamalarına dikkat ederek hepsini paltosunun cepleriyle pantolonunun sağlam kalan sağ cebine yerleştirdi. Para çantasını da alıp odadan çıktı. Bu kez çıkarken kapıyı ardından açık bıraktı. Kararlı adımlarla hızlı hızlı yürüyordu. Bütün vücudu kırılıyorcasına bitkindi. Ama bilinci yerindeydi. İzleneceğinden korkuyordu. Yarım saat, belki de çeyrek saat, sonra bir kovuşturma emri çıkarılmasından korkuyordu. Ne, pahasına olursa olsun delilleri ortadan kaldırmalı. Hazır, gücünü, bilincini tümüyle yitirmemişken bu işin üstesinden gelmeliydi. Nereye gidecekti? Çoktan kararlaştırmıştı bunu. Hepsini kanala atarım. Ne? Delil kalır ortada. Ne bir şey. Gece sayıklamalar arasında kararlaştırmıştı bunu. Hatta kararını hatırladıkça çekinip kalkmak istiyor ve çabuk bir an önce gidip atmalıyım diyordu. Ama anlaşılan pek kolay olmayacaktı üzerindekileri kanala atması. İşte yarım saattir. Belki daha bile fazla olmuştu. Katerina kanalı boyunca dolaşıp duruyordu ama kanala inen her, merdiveni birkaç kez gözden geçirmesine rağmen bir türlü kararını uygulayamıyordu. Çünkü iniş merdivenlerine bir takım kayıklar, sallar bağlanmıştı ve bunların üzerinde çamaşır yıkayan kadınlar vardı. Öte yandan çevreden gelip Geçenlerde hiç az sayılmazdı her yerden görebilirlerdi kendisini adamın birinin durup dururken merdivenlerden inmesi aşağıda biraz oyalandıktan sonra da suya bir şeyler atması çok kuşku uyandıracak bir olaydı hele bir de kutular batmaz da suyun üstünde kalırsa ve bu herhalde böyle olurdu o zaman herkes görürdü zaten başka işleri kalmamış gibi yoldan gelip geçenler de kendisine bakıp durmuyorlar mıydı? Acaba neden bakıyorlar diye düşündü. Yoksa bana mı öyle geliyor? Tırnak işareti. Sonunda götürüp Neva'ya atmasının daha uygun olabileceği düşüncesi geldi aklına. Kalabalık da olmazdı orada. İnsanın fazla göze batmayacağı bir yerdi. Her bakımdan buradan daha uygun bir yerdir Neva. En önemlisi de buralardan uzaktı. Böylesine kederli ve korkmuş bir yüzle. Böylesine tehlikeli. Yerlerde yarım saatten fazla bir süredir nasıl olup da aylak. Aylak dolaşabildiğine ve Neva'yı daha önce akıl edemediğine. Şaşıp kaldı. Uyurken. Üstelikle sayıklamalar arasında verdiği aptalca bir karar yüzünden yarım saatini çarçur etmişti. Son, derece dalgın ve unutkan olmuştu ve bunu kendisi de biliyordu. Elini çabuk tutması gerekiyordu. Hem de çok, çabuk, Neva'ya ve caddesini izleyerek gitti. Yolda birden, neden Neva'ya gidiyorum ki, diye düşündü. Ve neden ille, de suya atacağım, çok uzaklara. Örneğin adalara gidip ormanda bir ağacın altına, çalıların arasına gömsem, sonra da ağacı işaretlesem daha iyi olmaz mı? Sağlıklı düşünebilecek, bir durumda olmadığını bilmesine rağmen bu düşüncesi ona oldukça doğru göründü ama adalara gitmesi de kısmet olmadı. İş başka türlü sonuçlandı ve caddesinden alana çıkarken birden sol, yanında bir avlu kapısı gördü. Avlu boydan boya yüksek, duvarlarla çevriliydi. Kapıdan girince hemen sağda, yandaki, dört katlı apartmanın sıvasız, penceresiz, yüksekçe duvarı, avlunun derinliğine doğru uzanıyordu. Solda kapıdan, başlayarak ve sağdaki duvara paralel olarak avlunun 20. Adım kadar derinliğine uzanan sonra yine sola kıvrılan bir tahta perde vardı. Tahta perdeyle çevrilmiş ve içinde bir takım malzemeler bulunan boş bir yerdi burası. Daha ileride avlunun dibine doğru tahta perdenin ardında isten kararmış alçak taş bir yapının köşesi görünüyordu. Burası bir araba imalathanesine tesviye atölyesine ya da bu türden başka bir yapıya ait bir bölüme benziyordu. Her yer neredeyse daha kapıdan başlayarak kömür tozuyla simsiyahtı. Raskolnikov birden işte tam yeri buraya atıp savuşayım diye düşündü. Avluda kimsenin bulunmadığını görünce içeri girdi. Hemen kapının yanında fabrika ve atölye olarak kullanılan bu tür yapıların hemen hepsinde sıkça rastlandığı gibi, çitlere dayalı, bir su oluğu gördü. Tahta perdenin oluğun hemen üzerine, gelen bölümünde böylesi yerlerde hep görülen bir gece bir yazı gördü. Tebeşirle yazılmıştı yazı. Burada durmak, yasaktır. Demek ki, onun burada bulunmasından kimse, kuşkulanmayacaktı. Hepsini çabucak bir köşeye atar kaçarım, diye düşündü. Çevresine bir kez daha bakınıp tam elini cebine soktuğu, sırada, birden avlu kapısı ile oluk arasında, sokağa bakan taş, duvara yaslanmış duran, aşağı yukarı 25 kilo, ağırlığında büyük bir taş gördü. Duvarın ötesinde sokak, kaldırım ve sokakta yürüyen insanlar vardı. Ama içeri. Girmedikçe kimse kendisini göremezdi. Elini çabuk tutmalıydı. Her an biri içeri girebilirdi. Taşın üstüne eğildi. Yukarıdan iki eliyle sıkıca kavrayıp, olanca gücüyle dayanarak bir yana yıktı. Taşın altında küçük bir çukur oluşmuştu. Ceplerinde ne varsa buraya koymaya başladı. Para çantası en üste gelmişti. Çukur, cebindeki her şeyi almış. Hatta daha yer bile kalmıştı. İşini bitirdikten sonra, taşa yeniden yapıştı. Bir hareketle eski yerine getirdi. Tam, yerine oturmuştu taş. Yalnız eskisinden biraz daha yüksekçe duruyordu. Ayağının ucuyla biraz toprak kazıp taşın sağına, soluna bastırdı. Artık hiçbir şey belli değildi. İşini bitirdikten sonra avludan çıktı. Alana doğru yürüdü. Bir anda içini tıpkı az önce karakolda duyduğuna benzer büyük bir sevinç dalgası kaplamıştı. Bütün deliller yok oldu. Kimin, kimin aklına gelir bu taşın altını aramak? Belki binanın yapıldığı günden beri burada bu taş ve belki bir o kadar zaman daha burada kalacaktır. Diyelim Buldular. Kim? Kuş bilir ki benden. Bu iş burada bitti. Hiçbir ipucu. Kalmadı ortada. Gülümsedi. Sonraları. O gün sinirli sinirli. Kesik kesik. Sessiz sessiz. Uzun uzun güldüğünü. Gülüşünün. Alanı geçene dek sürdüğünü hatırlayacaktı. Ama gülüşü. Üç. Gün önce o kızla karşılaştığı K. Bulvarına varınca birdenbire kesildi. Bambaşka düşünceler geçmeye başladı. Kafasından, kız gittikten sonra oturup düşünceye daldığı, sıranın yanından geçmek, kendisine yirmi kopek verdiği o, pala karşılaşmak, birden dayanılmayacak kadar ağır ve, tiksindirici geldi, Allah belasını versin, diye söylendi, çevresine dalgın, ama öfkeyle bakarak yürüyordu zihni, düşüncesi bir ana nokta çevresinde toplanmaya başlamıştı. Bunun gerçekten bir ana nokta olduğunu kendisi de duyumsuyordu. Bu ana noktayla ilk kez, hatta belki de iki aydan beri ilk kez baş başa kaldığını görüyordu. İçinde müthiş bir öfke dalgası yükseliyordu. Allah belasını versin. Bütün bunların her şeyin Allah belasını versin diye düşündü. Madem ki başladık, öyleyse yapacak bir şey yok demektir. Ama bu başlayan yeni hayatında Allah belasını versin Tanrım. Nasıl da aptalca her şey. Nasıl yalanlar söyledim. Nasıl da alçaldım bugün. Ilya Petrovich denilen iğrenç herifin karşısında ne yaltaklıklar yaptım. Ne numaralar çektim. Ne saçma. Herkesin hatta kendi yaptığım yaltaklıkların, dal kavuklukların her şeyin içine tükürmüşüm. Sorun bunlar değil, hem de hiç değil. nokta nokta tırnak işareti. Birden durdu. Yeni, hiç beklenmedik, son derece yalın bir soru bir anda düşüncelerini darmadan etti. Acı bir şaşkınlık verdi. Eğer bütün bu işleri aptallıkla değil de bilinçle yaptıysan, eğer gerçekten de belirli, sarsılmaz bir amacın var idiyse, niçin şu ana kadar daha para çantasının içine bile bakmadın? Ve bunca acı, bunca alçalma uğruna eline geçenin ne? Olduğunu bile öğrenmedin. Böylesine iğrenç ve alçakça bir işi bilinçli olarak niçin yaptığını hala bilmiyorsun daha az. Önce para çantasını da yüzünü bile görmediğin bütün öteki şeyleri de suya atmak istiyordun. Nedir bütün bunların anlamı? Tırnak işareti. Evet, bu böyle. Bu hep böyle. Aslında o bunun böyleliğini eskiden de biliyordu ve soru onun için hiç de yeni bir soru değildi. Geceleyin suya atma kararını verirken ille de böyle olması gerekirmiş. Başka türlü olamazmış gibi. Hiç ikirciklenmeden, karşı koymadan onaylamıştı kararını. O bütün bunları biliyor ve hatırlıyordu. Hatta bütün bunlar öyle dün kararlaştırılı vermiş şeyler de değildi. Daha koca karının evinde sandığın içindekileri ceplerine doldururken verilmiş bir karardı bu. Evet, böyleydi. Sonunda can sıkıntısıyla çok hastayım da ondan böyle oluyor diye düşündü. Kendi kendimi yiyip bitiriyorum. Acı çektiriyorum kendime. Üstelik ne yaptığımın da farkında değilim. Dün de, önceki gün de, ondan önce de hep kendi kendime işkence ettim. İyileşeceğim ve artık kendime acı çektirmeyeceğim. Ama ya bir de iyileşemezsem? Tanrım, bütün bunlardan öylesine bıktım ki. Nokta nokta tırnak işareti. Durmaksızın yürüyordu. Nasıl olursa olsun açılmak. Kendine gelmek. Kendini toparlamak için karşı konulmaz bir istek duyuyordu içinde. Ama ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Geçen her dakikayla birlikte yeni belirlenemez bir duygu sarıyordu bütün benliğini bu, çevresindeki her şeye, karşılaştığı herkese karşı duyduğu sonsuz bir tiksinmeydi. Kinle dolu, bitmez tükenmez, neredeyse fiziksel bir tiksinme, yolda rastladığı herkes tiksinti veriyordu ona. Herkesin yüzü, yürüyüşü, hareketleri tiksinç geliyordu. Birisi, kendisiyle konuşmaya kalksa, herhalde doğruca yüzüne tükürür ya da belki de ısırırdı. Vasiliyev adasında köprünün yanında küçük Neva rıhtımına gelince durdu. İşte o bu evde oturuyor diye düşündü. İyi ama nasıl geldim ben buraya? Razumihin'e kendiliğimden gelmiş olamam. Yine o günkü hikaye çok ilginç. Buraya kendiliğimden mi geldim yoksa yolum öylece buraya mı çıkıverdi? Her neyse, fark etmez. O zaman da, niyetlenmiştim ya, üç gün önce, o günün hemen ertesi, günü, Razumihin'e gitmeye kalkmıştım. Ben de şimdi, uğrarım, uğrayamaz mıyım yani şimdi, nokta nokta tırnak işareti. Razumihin'in oturduğu beşinci kata çıktı. Odasındaydı. Razumihin, yazı yazıyordu. Kapıyı kendisi açtı. 4 aydır görüşmemişlerdi. Sırtında çok eski bir robe şambır. Çıplak. Ayaklarında terlik vardı. Yıkanmamış, tıraş olmamıştı. Saçları karma karışıktı. Yüzünde şaşkınlık okunuyordu. İçeri giren arkadaşını tepeden tırnağa süzerek "Sen ha!" diye bağırdı. Sonra sustu. Bir ıslık çaldı. Raskolnikov'un üstündeki paçavraları fark etmişti. Demek bu kadar kötüledin ha. Şıklıkta beni bile geride. Bırakmışsın. Otursana. Yorulmuşsundur. Raskolnikov. Kendisininkinden de kötü durumda olan. Muşamba kaplı sedire uzanınca. Razumihin birden. Arkadaşının hasta olduğunu fark etti. Sen bayağı hastasın yahu. Biliyor muydun bunu? Elini uzatıp Raskolnikov'un nabzını dinlemeye başladı. Raskolnikov elini çekti. Gerek yok. Ben buraya niçin geldim, biliyor musun? Hiç öğrencim yok bu sıralar. Biraz ders verebilseydim ama hayır. Benim ders falan istediğim yok. Razumihin onu dikkatle süzüyordu. Sen sayıklıyorsun yahu. Hayır. Sayıkladığım falan yok. Raskolnikov sedirden kalktı. Yukarı çıkarken Razumihin'i evde bulacağını, onunla yüz yüze gelmek zorunda kalacağını hiç düşünmemişti. Şu anda ise kendi deneyimiyle anlamıştı ki, dünyada kiminle olursa olsun yüz yüze gelmek onun en son isteyebileceği bir şeydi. Bütün öfkesi kabarmıştı. Daha Razumihin'in eşiğinden adımını atarken kendine duyduğu öfkeden boğulacak gibi olmuştu. Birden "Hoşça kal." dedi ve kapıya doğru yürüdü. "Dur sana yahu. Amma tuhaf adamsın be." "Yok." dedi Raskolnikov, yeniden elini çekerek. "Madem gidecektin, ne halt etmeye geldin? Deli misin? Nesin? Beni aşağılıyorsun bu davranışınla." izin veremem buna madem öyle dinle senden başka bana yardım edebilecek kimseyi tanımadığım için sana geldim çünkü sen ötekilerin hepsinden daha iyisin yani daha akıllısın doğru karar verebilirsin ama şu anda hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyacım olmadığını anlıyorum anlıyor musun hiçbir şeye kimsenin hiç kimsenin ne yardımına ne ilgisine ihtiyacım var. Ben yapayalnızım. Neyse, yeter artık. Beni rahat bırakın. Dur sana be dilenci kılıklı. Dur sana be adam. İyice keçileri kaçırmış. Bana göre hava hoş. Ama dur da bir dinle. Benim de özel derslerim yok bu sıralar. Zaten tükürmüşüm. Özel dersinin içine ama bit pazarında Heruvimov adında bir kitapçı var. Bu adam da kendine özgü bir tür özel derstir. Ve ben onu beş özel derse bile değişmem. Doğal bilimlerle ilgili bir takım broşürler basıyor bu Heruvimov. Öyle broşürler ki peynir ekmek gibi satılıyor hepsi de. Bunların adları bile bir alem. Sen hep benim aptal olduğumu söylerdin. Ama inan. Azizim, benden de ahmak olanlar varmış. Adam cahil mi? Cahil. Ama günün modasına iyi uyuyor. Ben de bu konuda, kendisini kışkırtıyorum. İşte şurada iki formayı geçen, Almanca bir metin var. Bana sorarsan şarlatanlık ki, o kadar, olur. Özetle, kadın insan mıdır, değil midir, onu inceliyor. Ve, Tabii görkemli bir biçimde insan olduğunu kanıtlıyor. Herovimov bu broşürü kadın sorunu ile ilgili olarak yayınlayacak. 12. Ben de çevirisini yapıyorum. Adam bu iki formayı şişire, şişire altı formaya çıkaracak. Sayfanın yarısını kaplayan gösterişli bir de at bulacağız ve 50 kopekten satacağız tanesini. iyi satacak Çeviri için bana forma başına. 6 ruble verecek. Demek ki tümü 15 ruble tutacak. 6. Rublesini avans olarak aldım. Bunu bitireyim balinalar. Üzerine bir çeviri yapacağım. Daha sonra da. Confessions'un. 13. İkinci bölümünden sıkıcı bir takım. Dedikoduları çevirmeyi kararlaştırdık. Kimden duymuşsa. Duymuş. Herovimov. Rasyonun da kendine özgü bir radişçe olduğunu söylüyor. 14. Ben de tabii bir şey söylemedim. Canları cehenneme. Ne dersin? Kadın insan mıdır? Broşürünün ikinci formasını versem çevirir misin? Eğer kabul ediyorsan işte metin. İşte kağıt kalem. Kağıt kalem. Bedava ve işte 3 ruble. Ben iki forma için 6 ruble avans aldığıma göre çevireceğin bir forma için bu altı rubleden senin payına 3 ruble düşer. Çeviriyi bitirince 3 ruble daha alırsın. Bir şey daha var. Lütfen bütün bunları benim yönümden bir yardımmış gibi niteleme. Hatta tersine sen daha kapıdan girerken acaba Raskolnikov'un bana nasıl bir yardımı dokunabilir diye düşünüyordum. Bir kez benim imlam çok kötü. İkincisi Almanca'da bazen öyle tökezliyorum ki kimi yerleri olduğu gibi kafadan atıyorum. Yalnız bir şey var. Benim uydurmalarım aslında daha güzel oluyor. Zaten beni avutan da bu. Ama kim bilir. Belki de daha kötü oluyordur. Her neyse kabul ediyor musun? çeviriyi. Raskolnikov hiçbir şey söylemeden Almanca metni ve 3 rubleyi aldı. Çıkıp gitti. Razumihin baka kalmıştı ardı sıra. Ama Raskolnikov sokağa çıkar çıkmaz birden döndü ve yeniden Razumihin'in odasına çıkarak Almanca metni ve 3 rubleyi masanın üzerine bıraktı. Yine hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Sonunda çileden çıkan Razumihin. Delirdin mi be adam? Diye bağırdı. Ne bu? Komedi mi? Oynuyorsun burada. Benim bile tepemin tasını attırdın. Madem bu oyunları oynayacaktın. Ne diye geldin? Raskolnikov merdivenlerden inerken. Bana çeviri falan gerekli değil. Diye mırıldandı. Razumihin de yukarıdan. Ne gerek sana peki? Şeytan mı? Diye bağırdı. Raskolnikov karşılık vermedi. Sessizce merdivenlerden inmeye devam etti. Baksana, nerede oturuyorsun sen? Bu soru da karşılıksız kaldı. Madem öyle, cehenneme kadar yolun var. Raskolnikov sokağa çıkmıştı bile. Nikolayev köprüsünde karşı karşıya kaldığı çok tatsız bir olay. Bir kez daha ve iyice kendine gelmesine neden oldu. Yolda az kalsın bir kupa. Arabasının atları altında kalacaktı. Arabacı çekilmesi için. Kendisine birkaç kez bağırmış. Sonunda kamçıyı sırtına. Şaklatmak zorunda kalmıştı. Delikanlı sırtına inen kamçıdan. Öylesine öfkeye kapıldı ki. Bir anda kendisini korkulukların. Orada buluverdi. Köprünün neden yayalara ayrılmış. Bölümünde değil. Arabaların işlediği bölümünde yürüdüğü de belli değildi. Öfkeyle dişlerini gıcırdattı. Gelip geçenler gülüştüler. Oh olsun! Dolandırıcının biri besbelli. Sarhoş numarası yapıp kendilerini arabaların altına atıyorlar. Ondan sonra işin yoksa uğraş dur. Sanatları bu efendim. Geçimleri bu yoldan. 15 Raskolnikov köprü korkuluğunun orada sırtını ovuşturup, arabanın ardından öfkeyle bakarken, birden birinin avucuna, para sıkıştırdığını hissetti. Bu, başörtülü, ayağında keçi, derisinden ayakkabılar bulunan yaşlıca bir tüccar karısıydı. Yanında da başı şapkalı, elinde yeşil bir şemsiye bulunan bir kız vardı, besbelli kızıydı. İsa aşkına kabul et diyordu kadın. Raskolnikov parayı aldı. Kadınla kızı yürüyüp gittiler. Verdikleri para 20 kopekti. Giyim kuşamına ve haline bakıp onu bir yoksula, hatta sokaklarda Allah rızası için para toplayan profesyonel bir dilenciye benzetmişlerdi. Kazandığı 20 kopeği ise kadınların yüreğini sızlatan kamçı vuruşuna borçluydu. 20 kopeyi avucunda sıkarak 10 adım kadar yürüdü. Sonra saray yönünden Neva'ya doğru baktı. Gökyüzünde bir tek bulut bile yoktu. Neva'nın sularıysa onda pek az görülen bir biçimde neredeyse mavimsi bir renk almıştı. Katedralin kubbesi öylesine ışıyordu ki üzerindeki her süs ayrıntılarıyla görülebiliyordu. Zaten köprü üzerinde nöbetçi kulübesine 20 adım uzaklıktan başka hiçbir yerden böylesine güzel görünmezdi katedral. Kamçı'nın acısı geçmiş ve Raskolnikov olayı unutmuştu. Şu anda belirgin olmayan ama tedirgin edici bir takım düşüncelerle doluydu kafası. Öylece ayakta duruyor ve gözlerini kırpmadan uzaklara bakıyordu. Çok iyi bildiği bir yerdi burası. Üniversiteye devam ettiği günlerde, daha çok da eve dönüşlerinde, hep bu noktada durur. Bu gerçekten, büyüleyici manzarayı seyreder ve her seferinde de pek belirgin olmayan ve neyin nesi olduğunu pek çözümleyemediği bir duyguya kapılarak şaşırır kalırdı. Bu, görkemli manzara onda her zaman açıklanması pek kolay olmayan soğuk bir etki bırakırdı tümüyle dişsiz ve sağırmış gibi gelirdi ona bu göz alıcı güzellik kapıldığı gizemli ve iç karartıcı duygular onu şaşırtır ne kendisine ne de geleceğine güvenmediği için bu duyguların çözümlenmesine girişmeyi hep ertelerdi şu anda birdenbire o eski kuşkularını çözümsüz kalan sorularını hatırlamış ve bu durum ona pek de rastgele gibi görünmemişti. Eskiden düşündüğü konuları şu anda da düşünecekmiş gibi. Eskiden ilgilendiği manzaraya şu anda da aynı ilgiyi gösterecekmiş gibi. Aynı yerde durup oyalanıyor. Olmasını oldukça tuhaf buldu. Buna hem gülecek gibi oluyor. Hem de derin bir acı duyuyordu. Şimdi bütün bu geçmiş, eski düşünceleri, eski sorunları, eski konuları, eski izlenimleri, etkilenimleri, tüm bu manzara kendisi, her şey, her şey aşağılarda, ayağının altındaki uzak bir takım derinliklerdeymiş gibi görünüyordu. Sanki kendisi yukarılara uçmuş ve her şey bir anda görünmez olmuştu dalgınca yaptığı bir el hareketi. Ona birden avucunda sımsıkı tutmakta olduğu parayı hatırlattı. Avucunu açıp paraya dikkatle baktı. Kolunu genişçe açarak, 20 kopeyi suya fırlattı. Sonra evine doğru yürümeye, başladı. Şu anda herkesle ve her şeyle ilişkisini makasla, kesmiş gibi hissediyordu kendisini. Odasına döndüğünde akşam oluyordu. Demek ki 6 saat kadar bir zaman geçirmişti dışarıda. Eve dönerken nerelerden, nasıl geçmişti? Hiçbir şey anımsamıyordu. Hemen soyundu ve çatlarcasına koşturulmuş bir beygir gibi titreyerek sedirine uzandı. Paltosunu üzerine çekti, kendinden geçercesine uykuya daldı. Duyduğu korkunç bir çığlıkla zifiri bir karanlığa uyandı. Tanrım, bu nasıl çığlıktı böyle, böyle anormal sesleri, böyle, ulumaya benzer çığlıkları, diş gıcırdatmaları, gözyaşlarını, dayak ve küfürleri ne görmüş, ne duymuştu, böylesine bir, kudurmayı, hayvanlaşmayı düşünse gözünde, canlandıramazdı, her an dehşetten irkilerek, yattığı yerden, doğrulup oturdu, ama dayak, çığlıklar. İnlemeler, sövgüler gitgide artıyordu. Birden şaşkınlıktan donacak gibi oldu. Ev sahibi kadının sesi gelmişti kulağına. Kadın uluyor, inliyor, bağıra bağıra anlaşılmaz bir şeyler söylüyor. Artık dövmemeleri için yalvarıyordu. Çünkü merdivenlerde acımasızca dövülen ev sahibi kadından başkası değildi. Dayak atan adam da öylesine öfkelenmiş daha doğrusu öfkeden kudurmuş gibiydi ki o da çabuk çabuk tıkana tıkana anlaşılmaz bir şeyler söylüyor ama sesi hırıltı gibi çıkıyordu Raskolnikov birden daldaki yaprak gibi titredi sesi tanımıştı Ilya Petrovich'in sesiydi bu buradaydı Ilya Petrovich ve ev sahibi kadını dövüyordu tekmeliyor. Başını merdivenlere, çarpa çarpa acımasızca dövüyordu kadını. Duyulan, çığlıklardan, gelen seslerden bu açıkça anlaşılıyordu. Ne, oluyordu böyle, dünya tersine mi dönmüştü? Bütün katlarda, kapıların açıldığı, kiracıların sahanlıkları üşüştükleri, duyuluyordu. Sesler geliyordu dört yandan, açılan kapılar çarpılarak kapatılan kapılar, sesler, sesler, Raskolnikov, durmadan, aman için, neden bunlar, ve nasıl böyle, nokta nokta tırnak işareti, diye yineleyip duruyordu, cinlere tutulduğunu sanmaya, başlamıştı, ama hayır, sesler son derece netti, yanılması, olanaksızdı, öyleyse şu anda kendisine de gelebilirlerdi şey için, dün olanlar hani, aman tanrım, kapıyı, çengellemeye davrandı, ama kolunu kaldırmayı bile, başaramadı, zaten bunun bir yararı da yoktu, içine, neredeyse, tüm varlığını uyuşturan müthiş bir korku çökmüştü, ama, işte bitmez tükenmez bir on dakika süren bu cehennemi, gürültü dinmeye başlamıştı. Ev sahibi kadın inleyip, ağlamaya İlya Petrovich ise göz dağı vermeye ve sövüp saymaya devam ediyordu ama işte sonunda İlya Petrovich de susmuştu Aman Tanrım gerçekten de gittim ya acaba ve işte hala inleyip ağlayarak ev sahibi kadın da gidiyordu İşte kapısı da gürültüyle kapandı işte merdivenlerdeki insanlar da kimi bağıra bağıra tartışarak Kimi fısır fısır konuşarak dairelerine çekildi. Herhalde çok kalabalıktı dışarısı. Neredeyse bütün apartman halkı dışarı uğramıştı. Aman tanrım, bütün bunlar olacak şey mi? Hem onun ne işi vardı burada? Ne için gelmişti buraya? Tırnak işareti. Bitkin bir şekilde yatağına yığıldı. Ama artık uyuyamadı. Ömrünce bilmediği bir acı sonsuz bir dehşet içinde yarım saat kadar döndü durdu sonra birden odası ışığa boğuldu bir elinde mum bir elinde çorba kasesi nastasya girdi içeri dikkatle bakıp onun uyumadığını görünce getirdiklerini masanın üzerine koydu dünden beri ağzına bir lokma bir şey koymadın ve bütün gün deli gibi dolaşıp durdun hem de bu ateşle Nastasya, ev sahibini niçin dövdüler? Nastasya ona dikkatle baktı. Ev sahibini mi kim dövdü? Az önce, yarım saat önce yani Ilya Petrovich, komiser yardımcısı merdivenlerde niçin dövdü onu böyle ve niçin gelmiş o adam buraya? Nastasya karşılık vermedi. Kaşları çatık onu uzun uzun süzdü. Delikanlı bu bakışlardan rahatsız olmuş. Hatta korkmuştu. Nastasya, niçin bir şey söylemiyorsun? dedi sonunda cılız bir sesle. Ürkek ürkek. Nastasya duyulur duyulmaz bir sesle ve kendi kendine konuşur gibi. "Kan bunun nedeni," dedi. "Hep kandan oluyor bunlar." Raskolnikov bir anda bembeyaz kesildi. Duvara doğru Geriledi. Kan mı? Ne kanı? Nastasya hep öyle suskun. Ona bakmaya devam ediyordu. Sonunda yine sert, kararlı bir sesle, "Ev sahibini kimse dövmedi." dedi. Raskolnikov güçlükle soluyordu. Nastasya'ya bakarak ve öncekinden de ürkek bir sesle, "Ama ben duydum." dedi. "Uyumuyordum. İşte şurada oturuyordum. Her şeyi duydum." komiser yardımcısı, geldi. Herkes merdivenlere çıktı. Buraya kimse gelmedi. Kan bu sende bağıran. Kan, akacak yer bulamayıp da karaciğerde tıkanır kalırsa. İşte, böyle hayal görmeye başlar insan. Söyle bakalım, yemek, yiyecek misin? Raskolnikov karşılık vermedi. Nastasya da çıkmıyor. Gözlerini ona dikmiş. Öylece duruyordu. Nastasya'cığım bana su versene. Nastasya aşağı indi. İki dakika sonra da beyaz bir toprak. Maşrapayla döndü. Ama Raskolnikov'un hatırlayabildiği. Buraya kadardı. Sudan ancak bir yudum içebilmiş. Geri. Kalanını göğsüne boşaltmıştı. Sonrası karanlıktı. Kendini. Kaybetmişti. Iı ı ı. Ancak tüm hastalığı süresince kendinde olmadığı da söylenemezdi. Sayıklamalı, yarı bilinçli bir humma haliydi bu. Nitekim sonraları bugünlere ilişkin pek çok şeyi hatırladığını gördü. Bazen çevresinde bir sürü insanın toplaştığını, kendisini bir yerlere götürmek istediklerini, bu konuda tartışıp kavga ettiklerini görür gibi oluyordu bazen de birden, odasında yapayalnız kaldığını, herkesin kendisinden korkup, çekildiğini, yalnız arada bir kapıyı aralayıp kendisine, baktıklarını, aralarında bir şeyler konuşup gülüştüklerini, kendisiyle alay ettiklerini, gözdağı verdiklerini görür gibi, oluyordu. Nastasya'yı sık sık yanında gördüğünü hatırlıyordu. Bir başkasını daha hatırlıyor ama çok iyi tanıdığını sanmasına rağmen bunun kim olduğunu tam çıkaramıyordu. Hatta bu nedenle bayağı üzüldüğü, ağladığı bile olmuştu. Bazen bir aydır yatmaktaymış gibi geliyor. Bazen daha aynı günün sürmekte olduğunu sanıyordu. Ama onu o işi tümüyle unutmuştu. Buna karşılık hiç unutmaması gereken bir şeyi unuttuğunu her an hatırlıyor. Hatırladıkça da acıyla inliyor. Müthiş öfkeleniyor. İnanılmaz bir korkuya kapılıyordu. Böyle durumlarda yatağından fırlıyor. Kaçmak istiyor ama her seferinde de birisi kendini durduruyor. O da yeniden bitkin düşüp kendini kaybediyordu. Sonunda bir gün tümüyle kendine geldi. Sabah saat 10 sularıydı. Hava eğer açıksa, sabahın bu saatinde güneş hep bir şerit halinde odasının sağ duvarını yalayarak kapının yanındaki köşeyi aydınlatırdı. Yatağının yanında Nastasya ve kendisini merakla süzen, hiç tanımadığı bir adam duruyordu. Sırtında kaftan bulunan sakallı gençten biriydi bu. Görünüşüne bakılırsa Artel üyesiydi. 16 Yarı aralık kapının gerisinde ev sahibi kadın görünüyordu. Raskolnikov yatağında doğruldu. Bu kim? Nastasya. Nastasya çok şükür kendine geldi, dedi. Artel üyesi görünüşlü adam kendine geldi diye doğruladı. Kapı aralığından bakmakta olan ev sahibi kadın Raskolnikov'un kendine geldiğini öğrenince hemen kapıyı kapatıp gizlendi. Son derece utangaç. Sıkılgan bir kadındı bu. Konuşmalara katılmak, açıklamalarda bulunmak onun, katlanamayacağı şeylerdi. Kırk yaşlarındaydı. Şişman, yağlı, kara kaşlı, kara gözlü bir kadındı. Şişmanlık ve tembelliğin, verdiği sevecen bir havası vardı. Sıkılganlık konusunda ise eşi, benzeri yoktu. Raskolnikov bu kez doğrudan Artel üyesi görünüşlü adama sordu. Siz kimsiniz? Ama bu sırada kapı yeniden ardına kadar açıldı ve Razumihin göründü. Boyu uzun olduğu için hafifçe eğilerek girmişti içeri. O da değil vapur kamerası diye bağırdı içeri girerken. Hep kafam tavana tosluyor. Bir de sen buraya ev diyorsun. Nasıl? Kendine gelebildin mi kardeş? Şimdi Paşenka'dan duydum. Daha şimdi kendine gelebildi." dedi Nastasya. Artel üyesi görünüşlü adam da gülümseyerek doğruladı. "Nastasya'yı daha şimdi kendilerine gelebildiler." Razumihin birden adama döndü ve "Lütfen kim olduğunuzu öğrenebilir miyim?" dedi. "Benim adım Razumihin. Herkesin söyleye geldiği gibi Razumihin değil, Vrazumihin, üniversite öğrencisiyim, bir soylunun oğluyum, bu da benim dostum, siz de kim, olduğunuzu söyler misiniz, artel üyesiyim, buraya tüccar Şelopayev tarafından bir iş için gönderilmiş bulunuyorum, Razumihin masanın bir yanındaki iskemleye otururken, adama da öbür iskemleyi gösterdi, buyurun, oturun, Sonra Raskolnikov'a dönerek devam etti. Kendine gelmekle çok iyi ettin. Kardeş, bugün dördüncü gün ki ağzına bir lokma bir şey koymadın. Yalnızca birkaç kaşık çay içirebildik. İki kez Zosimov'u getirdim buraya. Zosimov'u hatırlıyor musun? Seni sıkı bir şekilde muayene etti ve hiçbir şeyin olmadığını söyledi sinirsel bir şeymiş. Kötü beslenme sonucu sinir zayıflığı. Ama geçermiş. Aferin şu Zosimova. Doğrusu esaslı başladı tedaviye. Sonra yeniden Artel üyesine döndü. Sizi tutmayayım. Buyurun. Ne istiyordunuz? Ha. Rodya. Artel'den bu ikinci gelişleri. Yalnız ilk gelen bu arkadaş. Değildi bir başkasıydı ve biz kendisiyle iyi anlaşmıştık. Sizden önce gelen kimdi? Önceki gün geleni kastediyorsunuz herhalde. Aleksey. Semyonovic'ti. O da bizim Artel'dendir. O sizden daha anlayışlıydı galiba. Öyle değil mi? Evet. Doğrusu kendileri benden daha gösterişlidirler. Sizi kutlarım. Evet. Ne diyecektiniz? Artel üyesi, Raskolnikov'a dönerek, sorun şu efendim, dedi, sizin de adını duyduğunuzu, sandığım Afanasi Ivanovich Mahruş'un annenizin ricası, üzerine, kuruluşumuz aracılığıyla adınıza bir para havalesi, çıkarmış bulunuyor, Afanasi Ivanoviç, yine annenizin ricası, üzerine, kendinize geldiğinizde size 35 ruble verilmesini, bildiren bir mektubu Semyon Semyonovic'e vermiş. Bilmem, haberiniz var mıydı? Raskolnikov düşünceli düşünceli. Vahruşin, Vahruşin, evet, hatırlıyorum, diye, mırıldandı. Duyuyor musunuz? Tüccar Vahruşin'i tanıyor, diye, bağırdı Razumihin. Demek ki, kendinde olmaması gibi bir durum yok. Görüyorum ki, siz de anlayışlı bir adammışsınız. Doğrusu akıllıca sözler dinlemek bayağı güzel oluyor. Evet efendim, Vahruşin, Afanasi İvanoviç Vahruşin, anneniz kendisi aracılığıyla daha önce de para göndermişti. Size, işte bu kez de anneciğinizin ricasını geri çevirmeyerek, Semyon Semyonoviç'e size 35 ruble vermesi için haber göndermişler. Bu kez de, sözünü nasıl da fiyakalı söylediniz. Anneciğiniz de fena değil. Söyler misiniz lütfen? Sizce, arkadaşım kendinde mi, değil mi? Bana göre hava hoş. Ama bir makbuz imzalaması, gerekiyor. Ondan kolay ne var? Nedir o elinizdeki? Defter mi? Defter efendim. İşte. Verin bana. Evet Rodya. Sen de kalk bakalım. Ben seni tutarım. Şuraya bir imza çiziktirivir. Al kalemi. Çünkü şu anda para bize havadan bile daha gerekli kardeş. Raskolnikov kalemi iterek. Gerekli değil. Dedi. Ne gerekli değil. İmzalamayacağım. Yahu. Etme. Makbuz olmadan olur mu? Bana. Para gerekli değil. Sana para gerekli değil ha atıyorsun kardeş ben tanım siz hiç merak etmeyin dalga geçiyor hasta olmadığı zaman da böyledir o siz kafası çalışan bir adamsınız birlikte onu idare ederiz daha doğrusu elini tuttuğumuz gibi imzasını attırı veririz gelin yardım edin bana bir başka gün geleyim isterseniz yok yok ne diye bir kez daha zahmete, Katlanacaksınız. Kafası çalışan bir adamsınız siz. Ee, Rodya, konuğu daha fazla tutmayalım. Bak, seni bekliyor. ve razumi'hin gerçekten de Raskolnikov'un elinden tutup, Makbuzu imzalatmaya çalıştı. Bırak, ben kendim imzalarım!" dedi Raskolnikov ve kalemi alıp imzasını attı. Artel üyesi paraları verdi ve gitti. Çok güzel. Şimdi söyle bakalım kardeş. Bir şey yemek ister miydin? İsterim. Çorbanız var mı? Baştan beri odada bulunan Nastasya. Var. Yalnız dünkü, dedi. Patatesli pirinç çorbası mı? Patatesli pirinç çorbası. Nasıl? Ezbere biliyorum değil mi? Hemen getir çorbayı. Yanında çay da olsun. Şimdi, Raskolnikov her şeye derin bir şaşkınlık ve anlamsız bir korkuyla bakıyordu. Hiç konuşmamaya ve daha sonra, neler olacağını beklemeye karar vermişti. Sanırım artık hayal, görmüyorum, diye düşünüyordu. Gerçeğe benziyor bütün bu, olanlar, tırnak işareti. İki dakika kadar sonra Nastasya çorbayı getirdi. Çayın da biraz sonra hazır olacağını bildirdi. Çorbanın yanı sıra iki kaşık, iki tabak, tuzluk, biberlik, sığır eti için hardal, tertemiz bir sofra örtüsü de getirmişti. Bütün bunlar bu odada uzun bir süredir böylesine düzenlilik içinde görülmemiş şeylerdi. Fena değil, baksana Nastasyacığım. Praskovya Pavlo ona iki şişe de bira gönderseydi. Hiç fena olmazdı. Hani, içerdik. Sen de az açık gözlerden değilsin. Diye mırıldanan, Nastasya biraları almaya gitti. Raskolnikov vahşi bir hayvan gibi büyük bir gerginlikle. Çevresini süzmeye devam ediyordu. Bu arada Razumihin. Sedire onun yanına oturdu ve Raskolnikov'un onun yardımına. Hiç de ihtiyacı olmamasına rağmen sol kolunu uzatıp bir ayı kabalığıyla arkadaşının başını kucakladı. Sağ eliyle de ağzı yanmasın diye defalarca üflediği çorba dolu kaşığı arkadaşının ağzına götürdü. Ama çorba zaten ılıktı. Raskolnikov çorbayı iştahla içmeye başladı. Ama birkaç kaşıktan sonra Razumihin birden durdu ve çorbadan daha Fazla içip içemeyeceğini Zosimov'a danışmaları gerektiğini söyledi. Bu sırada Nastasya elinde iki şişe bira ile içeri girdi. Çay ister misin? Evet. Nastasya. Fırla. Çay getir. Herhalde artık çay için de danışmamız gerekmiyor. Ama bak biracıklar burada işte. Geçip kendi sandalyesine oturdu. Çorbayı. Sığır etini önüne çekti ve günlerdir bir şey yememiş bir insan iştahıyla yemeye başladı. Tıka basa sığır etiyle dolu ağzında dilini döndürebildiğince, Rodya kardeş, dedi, ben artık senin burada her gün böyle yemek yer oldum. Senin ev sahibin Paşenka var ya, o gönderiyor bunların hepsini. Doğrusu çok candan ağırlıyor. Kadın beni. Bana ille de bir şeyler vermesi için direttiğim yok. Ama verdiğinde karşıda koymuyorum. İşte Nastasya da çayı getirdi. Nasıl da becerikli. Nastasyacığım, bira ister miydin? Nasıl da alay edersin insanla. Peki, çay. Çay olur. Al çaydanlığı. Ama dur. Senin çayını ben koyayım. Geç. Masanın başına. Bir anda yönetimi eline aldı. Bir fincan çay doldurdu. Sonra bir ikincisini doldurdu. Yemeğini bırakıp Sedire Raskolnikov'un yanına oturdu ve tıpkı az önce yaptığı gibi sol koluyla arkadaşının başını doğrultup sanki onun hastalıktan kurtulmasının can alıcı noktası bu üfleme işindeymiş gibi büyük bir gayretle ve aralıksız olarak Üfleyerek çay kaşığıyla hastaya çay içirmeye başladı. Raskolnikov kimsenin yardımı olmaksızın yatağında doğrulup kendi başına çay içmek bir yana, hatta kalkıp yürüyebilecek kadar kendini iyi hissetmesine rağmen susuyor ve Razumihin'e karşı koymuyordu ama tuhaf, hatta belki de hayvansı denilebilecek bir kurnazlık gelmişti aklına bir süre için iyileştiğini, gücünün yerine geldiğini gizlemek ve bakalım ne olacak diye beklemek istiyordu. Ama birden içinde kabaran tiksintiyi tutamadı. On kaşık kadar çay içtikten sonra birden kaşığı itti. Hırçın bir savuruşla başını Razumihin'in kolundan kurtarıp yastığa attı. Gerçekten de tertemiz kılıflı. Kuş tüyünden bir yastık vardı başının altında. Bunu da fark etmiş. Bu da özellikle dikkatini çekmişti. Yeniden masaya geçip yemeğini yemeye ve birasını içmeye koyulan Razumihin. Paşenka bugün bize ahududu reçeli göndermeli dedi. Bu adama içecek bir şeyler hazırlamamız gerek. Nereden bulsun Paşenka sana ahududu reçelini diye. Sordu Nastasya. Çay tabağını açık avucunun beş parmağı. Üzerinde tutuyor ve çayı ağzında tuttuğu kıtlama şekerle. içiyordu. Ahududu. Dostum. Bakkalda satılır. Biliyor musun? Rodya. Senin haberin yokken burada neler oldu neler. Adresini bile bırakmadan benden bir hırsız gibi kaçıp gittiğin. Gün. Öyle bir öfkeye kapıldım ki seni arayıp bulmaya ve hak ettiğin şekilde cezalandırmaya karar verdim. Hemen o gün işe giriştim. Dolaş babam dolaş. Ara babam ara. Şimdiki adresini unutmuştum. Daha doğrusu hiç bilmiyordum. Eski oturduğun eve gelince hatırladığım tek şey bunun beş köşede hala Halamov'un evi olduğuydu. Haydi bakalım. Bu kez de Halamov'un evini ara, derken, yanlış hatırladığımı, bu evin, Halamov'un değil, buhun olduğunu öğrenmeyeyim mi? İnsan bazen sesleri nasıl da karıştırıyor. Neyse, bu iş daha da, canımı sıktı. O öfkeyle ertesi gün adres bürosuna başvurdum. Ve, şimdi sıkı dur, iki dakika içinde çıkarıp bana adresini, verdiler. Meğer oraya kayıtlıymışsın. Kayıtlı mıymışım? Hem de nasıl? Oysa benden önce birisi general. Kobelyov'un adresini sormuştu. Ne kadar aradılarsa bir türlü. Bulamadılar. Neyse uzun hikaye. Buraya gelir gelmez senin. Bütün işlerini. Her şeyini öğrendim. Hakkında bilmediğim. Hiçbir şey yok. İşte Nastasya da biliyor. Nikodim Fomiç'le de tanıştım. İlya Petrovich de. Sonra, kapıcıyla ve karakol. Sekreteri Bay Aleksandr Grigoryevich Zamyotov'la. Ve son, olarak Paşenka ile tanışmak onuruna erdim. Nastasya da, biliyor ya, Nastasya anlamlı anlamlı gülerek, kadını baştan çıkardın, dedi. Şekeri bardağın içine koysanıza, Nastasya Nikiforovna. Nastasya gülmekten kırılacaktı neredeyse. İt herif, dedi. Gülmesi biraz yatışınca ekledi. Nikiforona değil, Petrona benim adım. Birbirimize saygılı olalım. Neyse kardeş, başını ağrıtmayayım. Burada senin hakkında yayılmış olan bir takım. Saçma önyargıları kökünden yok etmek için şöyle esaslı bir şekilde hava attım. Ama doğrusu Paşenka benden baskın çıktı. Bu kadının böylesine nasıl diyeyim, Evening 17 olabileceğini hiç sanmazdım doğrusu. Sen ne dersin ha? Raskolnikov ağzını açıp tek kelime söylemiyor. Ama bakışlarını da Razumihin'den ayırmıyordu. Razumihin onun susuşuna hiç alınmamıştı. Hatta kendisini onaylayan bir yanıt almışçasına, hatta her bakımdan, her bakımdan kusursuz bir kadın, dedi. Konuşmadan anlaşılmaz bir zevk duyduğu belli olan, Nastasya, seni alçak herif seni, diye söylendi. İşin kötü yanı şu ki, kardeş, sen daha işi baştan yanlış, tutmuşsun, ona karşı davranışların böyle olmamalıydı. Değişik bir huyu var kadının. Neyse bu huy meselesini daha sonra konuşuruz ama onu sana yemek göndermemeye cesaret edebilecek hale nasıl getirdin Doğrusu meraka değer ya da mesela şu borç senedi işi öyle bir senedi imzalayabilmesi için insanın aklını kaçırmış olması gerek ya da alalım kızıyla planlanan evlenme işini her şeyi biliyorum Farkındayım. Eşeklik ediyorum. Hassas yerlerine. Dokunuyorum. Dangalaklığım için bağışla. Dangalaklık. Dedim de. Şu Praskovya Pavlovna. Kardeş. Hiç de ilk bakışta. Sanıldığı kadar bu dalaya benzemiyor. Öyle değil mi? Raskolnikov başka yana bakarak. Ama artık susmaktansa. Konuşmanın daha uygun olacağını düşünerek. Dişleri arasından, evet, diye mırıldandı. Onun kendisine cevap vermesine sevinmişe benzeyen, Razumihin, öyle değil mi ama, diye bağırdı. Ama akıllı olduğu da, söylenemez, öyle değil mi, gerçekten, gerçekten çok tuhaf, bir kadın, doğrusu ben de ne yapacağımı şaşırdım. Rahat, rahat bir kırkında olmasına rağmen, 36'mdayım diyor. Vallahi, hakkı da yok değil. Sana yemin ederim ki kardeş, daha çok akla dayalı yargılarım var onun için. Ama bunları, metafizik bir biçimde dile getiriyorum. Aramızda öyle, bir takım işaretler kuruldu ki, senin cebirin hiç kalır bunların. Yanında, hiçbir şey anlamıyorum. Neyse, hepsi saçma şeyler. Bunların, yalnız bir şey var. Kadın baktı ki sen öğrenciliği bıraktın, özel derslerini kaybettin. Üstün başında böyle dökülmeye başladı. Kızının da ölmesi üzerine seni aile halkından saymak için ortada bir neden kalmadığını düşünmeye başladı. Birdenbire ürktü senin anlayacağın. Öte yandan sen de kabuğuna çekilmişsin. Hiç kimseyle bir ilişkin kalmamış. Bu durum karşısında kadın seni kapı dışarı etmeye karar verdi. Aslında çoktandır buna niyetliymiş ama elindeki senede acıyormuş. Bu böyleyken sen de borcunu annenin ödeyeceğine inandırmaya çalışıyormuşsun onu. Alçakça bir şeydi öyle söylemem. Annemin kendisi neredeyse dilenecek durumda. Evden kovmasınlar. Yemek. Versinler diye uydurmuştum bu yalanı. Çok da akıllılık etmişsin. Yalnız şu saray danışmanı, aynı zamanda da iş adamı olan Bay Çebarov'un işin içine girmesi her şeyi altüst etmiş. O olmasaydı Paşenk'a bir başına hiçbir şey yapamazdı. Çok utangaç bir kadındır kendisi. Ama iş adamında utanma olur mu? tahmin edebileceğin gibi ilk işi. Senet yazılı parayı kurtarabilir miyiz? diye sormak olmuş. Kadın da, evet, demiş. Çünkü onun öyle bir annesi var ki, 125 ruble emekli aylığıyla ne yapar eder? Oğlunun, borcunu öder. Sonra yine onun böyle bir kız kardeşi var ki, kardeşi için köleliğe bile razı olur. Eh, Adamın dayandığı noktada bu olmuş. Sen ne kıpırdayıp duruyorsun öyle Allah aşkına böylece kardeş. Ben senin bütün gelmişini, geçmişini öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine yakın olduğun günlerde paşenkaya boşuna açılmamışsın. Seni sevdiğim için söylüyorum. Sorun şu. Dürüst, duygulu insanlar içtenlikle her bir şeylerini söylerler. İş adamları ise kulak kesilir. Duyduklarını çıkarları yönünde kullanırlar. Paşenka senedi sözde karşılığını alarak Çebarov'a ciro etmiş. O da utanıp sıkılmadan bunu tahsile koymuş. İşte ben bütün bunları, bu vicdansızlıkları öğrenince Çebarov denilen adama esaslı bir şekilde çıkışmaya hazırlanıyordum ki Sorunu Paşenka ile. Aramızda çözümleyi verdik. Senin parayı ödeyeceğine kefil. Oldum ve Paşenka'ya senetle ilgili olarak başlatılan işlemleri. Durdurmasını söyledim. Duyuyorsun değil mi kardeş? Sana. Kefil oldum. Çebarov'u çağırdık. Açıktan bir 10 ruble verip. Senedi kendisinden geri aldık. İşte şu anda bu senedi size. Takdimle şeref duyuyorum. Artık sözünüz senet yerine, geçmektedir. Buyurun alın ve usulünce yırtın. Razumihin senedi masanın üzerine bıraktı. Raskolnikov göz, ucuyla şöyle bir baktıktan sonra, hiçbir şey söylemeden başını, duvardan yana döndürdü. Razumihin gücenir gibi oldu. Bir dakika kadar kimse konuşmadı. Sonra Razumihin. Anlaşılan gene bir dangalaklık yaptım kardeş. Dedi. Seni biraz eğlendirmek. Gevezelik ederek oyalamak. istemiştim. Ama anlaşılan canını sıktım. Raskolnikov karşılık vermedi. Bir dakika kadar sustuktan. Sonra. Başını çevirmeden sordu. Sayıkladığım sıra görüp de tanıyamadığım sen miydin? Bendim. Hatta bu yüzden öyle öfkelendin ki. Hele Zamyotov'u getirdiğimde Raskolnikov hızla başını çevirdi. Gözlerini Razumihin'e dikti. Zamyotov'u mu? Karakol sekreterini. İyi ama niçin? Dur yahu, ne heyecanlanıyorsun? Seninle tanışmak istedi. Kendisi istedi. Çünkü senden epey söz ettik. Kendisiyle. Yoksa senin hakkında bunca şeyi nasıl öğrenebilirdim? Doğrusu kardeş yaman adam hatta olağanüstü tabii kendince şimdi dostuz kendisiyle hemen her gün görüşüyoruz. Ben de bu semte taşındım da tabii senin haberin yoktur. Yeni taşındım daha kendisiyle bir iki kez Laviza'ya gittik. Laviza'yı hatırlıyor musun? Hani şu Laviza Ivanovna canım. Bir şeyler sayıkladım mı? Hem de nasıl? Kendinde değildin ki. Neler sayıkladım? Hayda! Neler sayıklamış? Ne sayıklayacaksın yahu? Hadi bakalım. Kardeş! Kaybedecek zamanımız yok. Hemen! işimize bakalım. Razumihin iskemlesinden kalkıp kasketini aldı. Neler sayıkladım? Amma üsteledin ha! Yoksa bir gizini açmış olmaktan mı? Korkuyorsun korkma. Kontes hazretleri üzerine hiçbir şey söylemiş değilsin. Bir takım buldoglardan, küpelerden, zincirlerden, Krestovski adasından, sonra bir kapıcıdan, Nikodim Fomich'ten, komiser yardımcısı Ilya Petrovich'ten ve bunlara benzer daha bir sürü şeyden söz ettin durdun. Sonra, efendim çoraplarınızla çok ilgilendiniz. Çok. Durmadan "Çoraplarımı isterim. Çoraplarımı verin." deyip durdunuz. Zamyotov köşe bucak arayıp çoraplarınızı buldu ve bu pis şeyleri yüzüklü, kremli elleriyle tutup kendisi size verdi. Ancak böylece yatıştınız ve bu pis paçavraları 24 saat elinizden bırakmadınız. Onca çektikle elinizden kurtaramadık. Şu anda da herhalde yorganınızın altında bir yerlerdedirler. Sonra neredeyse ağlamaklı pantolon paçalarınızdan sarkan bir takım ipliklerden söz edip Bu iplikleri istediniz. Hangi iplikler? Ne pantolonu?" diye sorduk. Hiçbir şey öğrenemedik. İşte böyle. Şimdi işimize bakalım. Şurada 35 ruble var. Onunu ben alıyorum. 2. Saat sonra hesabını getiririm. Bu arada Zosimov'a da haber. Gönderirim. Aslında kendiliğinden gelmesi gerekirdi. Saat 10. Biri geçti çünkü. Siz de Nastasya. Ben yokken sık sık. Hastamızı yoklayın. Su ya da başka bir şey isteyip istemediğini. Sorun. Ben de şimdi Paşenka'ya gerekenleri söylerim. Hoşçakalın. Razumihin çıkınca Nastasya şuna bak Paşenka diyor Praskovya Pavlovnaya diye söylendi tilki suratlı herif sonra kapıyı açıp aşağıları dinledi ama dayanamayarak kendisi de aşağı indi Razumihin'in ev sahibi kadınla neler konuştuğunu pek merak ediyordu Nastasya'nın Razumihin'e hayran olduğu açıkça belli oluyordu Nastasya da çıkıp odada yalnız kalır kalmaz. Hasta, üzerindeki organı fırlatıp attı ve hemen yataktan kalktı. İçini yakıp kavuran bir sabırsızlıkla beklemişti herkesin çıkıp gitmesini, bir an önce işe girişmek istiyordu. Ama yapacağı iş neydi? Az önce yataktayken aklında olan şeyi sanki bile, bileymiş gibi kalkar kalkmaz unutmuştu. Tanrım, bana bir, tek şeyi söyle, her şeyi biliyorlar mı, yoksa daha bilmiyorlar mı? Belki de her şeyi biliyorlar da yattığım sürece benimle, alay etmek için bildiklerini gizliyorlar. Sonra birden odaya, girecekler ve olup bitenleri ne zamandır bildiklerini, söyleyiverecekler. Ne yapayım şimdi ben? Hay aksi. Daha demin aklımdaydı yapacağım şey. Şimdi sanki kasten unuttum. nokta nokta tırnak işareti. Odanın ortasında dikiliyor ve acılı bir şaşkınlıkla çevresine bakınıyordu. Kapıya gitti, açıp dışarıyı dinledi ama yapacağı şey bu değildi. Birden duvar kağıdının delik olduğu köşeye atıldı. Elini delikten sokup yokladı. Kağıdı gözden geçirdi. Hayır, bu da değildi yapacağı. Sobaya gitti. Kapağını açıp külleri karıştırmaya başladı. Pantolon paçalarından kestiği ipliklerle yırtık cep astarı attığı gibi öylece duruyordu. Demek kimse sobaya bakmamıştı. Birden Razumihin'in az önce sözünü ettiği çoraplarını hatırladı. Gerçekten de yorganın Altındaydı çorapları ama o günden beri her ikisi de öylesine kirlenmiş, eskimişti ki Zamyotov'un hiçbir şey fark edememesi son derece doğaldı. Zamyotov mu? Karakoldaki polis. Acaba niçin çağırmışlardı beni karakola? Çağrı kağıdı nerede? Galiba olayları birbirine karıştırıyorum. Beni bugün çağırmadılar ki oraya hem giderken çoraplarımı gözden geçirmiştim ben. Şimdi ise, şimdi hastayım. Hastaydım yani. İyi ama, Zamyotov niçin geldi buraya? Razumihin ne için getirdi? Acaba onu, tırnak işareti, bitkin bir halde yatağına oturdu. Ne oluyor? Hala sayıklıyor muyum? Yoksa bütün bu, olanlar gerçek mi? Galiba gerçek. Evet. Hatırladım. Kaçmam gerek. Hemen, hemen kaçmam gerek. İyi ama nereye? Elbiselerim nerede? Ayakkabılarım da yok. Kaldırmışlar. Saklamışlar. Anlıyorum ama paltom işte. Şurada görmemişler. Çok şükür. Paralar da masanın üzerinde. İşte senet de burada. Paraları alıp giderim. Başka bir daire tutarım kendime. Beni bulamazlar. İyi ama. Ya adres. Bürosu. Bulurlar. Razumihin bulur. En iyisi tümden. Gitmek. Uzaklara. Amerika'ya. Hepsine tükürüp. Gitmek. Senedi de almalı. Orada işime yarayabilir. Başka. Ne alsam acaba? Hasta olduğumu sanıyorlar benim. Kalkıp. Yürüyebildiğimden haberleri yok. Ha ha ha. Her şeyi. Bildiklerini gözlerinden anladım. Yalnız, şu merdivenlerden, nasıl ineceğim? Ya aşağıya bir gözcü, bir polis diktilerse? Bu, ne? Çay mı? Aa, yarım şişe de bira var burada. Hem de buz, gibi. Nokta nokta tırnak işareti. İçinde bir bardak kadar bira kalmış olan şişeyi kaptı. İçindeki ateşi söndürmek ister gibi. Hepsini bir dikişte içti. Ama daha bir dakika geçmeden bir anın başına vurmasıyla sırtında hafif, hatta tatlı bir ürperme duydu. Yatıp üstüne yorganı çekti. Zaten dağınık, kopuk düşüncelerle dolu olan kafası tümden bulutlandı. Büyük bir zevkle başını yastığa bırakıp yırtık paltosu yerine üzerine örtülmüş bulunan Yumuşacık yorgana sarıldı. Hafifçe iç çekip derin, sağlıklı bir uykuya daldı. Odasına birinin girmesiyle uyandı. Gözlerini açtı. Razumihin'i gördü. Razumihin kapıyı ardına kadar açmış. Eşikte duruyordu. İçeri girip girmemekte kararsız gibiydi. Raskolnikov hızla yatağında doğruldu. Bir şeyler hatırlamak. İstercesine Razumihin'e baktı. Demek uyumuyorsun. Öyleyse. Giriyorum içeri. Merdivenlerden aşağı bağırdı. Nastasya. Paketi getirsene. Şimdi hesabını veririm. Raskolnikov ürkek bakışlarla çevresini süzerek. Saat kaç? Diye sordu. Esaslı uyudun. Kardeş. Akşam oldu. Saat neredeyse altı. Olacak. Altı saatten fazla uyudun. Aman tanrım. Ne yapmışım ben? Ne yapacaksın? Sağlıklı bir uyku çektin. Bir acelen mi vardı? Yoksa bir randevuya falan mı yetişecektin? Artık bütün zamanlar bizim. Üç saattir seni bekliyorum. İki kez yokladım. Uyuyordun. İki kez Zosimova gittim. Yoktu, bulamadım kendisini. Neyse, önemli değil, gelir. Sonra benim ufak tefek birkaç işim vardı. Onları yoluna koydum. Bugün artık tümden taşındım. Dayımla. Dayım var şimdi yanımda. Onunla birlikteyiz. Neyse, bırak bunları da işimize bakalım. Nastasya, versene paketi. Şimdi her şeyi yoluna koyarız. E, kardeş, kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim. Hasta falan da değilim. Razumihin, çoktan beri mi buradasın? Dedim ya, üç saat seni bekledim diye. Hayır, daha önce. Ne olmuş daha önceye? Ne zamandır odama girip beni yokluyorsun? Az önce anlattım ya, Raskolnikov düşünceye daldı. Bir düştü sanki bütün bu olup bitenler tek başına hatırlayamıyor. Soran gözlerle Razumihin'e bakıyordu. "Evet, hatırlayamıyor." dedi Razumihin, "Unutmuş." "Demin de anlamıştım bunu zaten, daha tam anlamıyla kendine gelemediğini. Ama bu uyku sana çok iyi geldi. Toparlandın, gözlerinden, bakışlarından belli. Aferin. Evet, şimdi işimize bakalım. Bak nasıl her şeyi hatırlayacaksın." şunlara bir göz at hele, yakışıklım. Büyük ilgi gösterdiği anlaşılan paketi çözmeye başladı. Biliyor musun kardeş, en çok da bu durum içime der, olmuştu. Yani seni doğru dürüst bir adam kılığına sokmak. Evet, işe girişiyoruz. Yukarıdan başlayalım. Şu kasketi, görüyor musun? Paketten oldukça güzel, ama yine de ucuz ve, sık rastlanan bir kasket çıkardı. İzin verir misin, bir, deneyelim. Raskolnikov aksi aksi, yok, dedi, sonra, hayır, Rodyaycığım, hiç karşı koyma, sonra çok geç, kalmış oluruz, ve gece benim gözüme uyku girmez. Çünkü, ölçünü bilmediğimden gelişi güzel aldım. Kasketi giydirdi, olduğunu görünce sevinçle haykırdı, ölçü üzerineymiş gibi oturdu. Şapka, kardeş, insanın, giyim kuşamında en önemli parçadır, say ki, bir tür tavsiye, mektubu, Tolstiyakov adlı bir arkadaşım vardı. Herkesin, şapkasıyla bulunduğu genel bir yere girerken, hep şapkasını, çıkarırdı. Bu durumu herkes, onun kölece duygulara sahip, olmasıyla açıklardı. Oysa arkadaşım zorunluluktan yapardı. Bunu, başında kuş yuvası gibi bir şapka taşımaktan utanırdı. Zaten çok utangaç bir adamdı. Baksana Nastasya, sen olsan, şu iki şapkadan hangisini seçerdin, şu Palmerston'u, 18, mu, nedense Palmerston adını taktığı Raskolnikov'un biçimini, yitirmiş uzun, yuvarlak şapkasını gösterdi, yoksa şu, kuyumcu özeniyle dikilmiş pırlanta gibi şapkayı mı, bil, bakalım Rodya, kaça aldım bu kasketi, Raskolnikov'un cevap vermediğini görünce soruyu Nastasya'ya yöneltti. Nastasyacığım, Herhalde bir 20 kopeği vardır, dedi Nastasya. Ahmak, dedi Razumihin, içerlemiş. Değil bu şapkayı, seni bile vermezler 20 kope. Tam 80 kopek bayıldım. O da kullanılmış olduğu için yalnız koşullu aldım. Bunu eskit, seneye yenisini veririz, dediler. İster inanın, ister inanmayın. Evet, şimdi de lisede dediğimiz gibi hani gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. hemencecik söyleyeyim, Rodya pantolonlarla övünebilirim. Ve Razumihin, Raskolnikov'un önüne yünlü kumaştan gri bir pantolonu yaydı. Biraz kullanılmış olmakla birlikte şahane bir pantolon. Ne bir deliği var, ne de lekesi. Ve aynı renkte bir yelek, tam modaya uygun. Kullanılmış olma sorununa gelince, doğrusunu istersen bu bence daha bile iyi, çünkü kullanılmış eşya yumuşacık olur, rahat eder vücut içinde. Biliyor musun, Rodia, bana kalırsa, insanların toplum içinde yükselmeleri, onların mevsime uymalarına bağlı bir şey. Ocak ayında, kuş konmaz istemezsen, birkaç rubleni cüzdanında alıkoymuş, olursun. Şu aldığım eşyalar içinde, aynı şey söz konusu. Şimdi yaz mevsimindeyiz değil mi? Ben de tam bir yaz, alışverişi yaptım. Çünkü güzün nasıl olsa bunları atmak ve, yerlerine daha sıcak tutan giysiler bulmak gerekecek. O zamana kadar da bunlar şıklıklarını yitirmeseler bile özensiz kullanılmaktan eskeyip gidecekler. Evet, hadi bir kestir. Bakalım kaç para vermiş olabilirim bunların hepsine? Bir şey söyleyemiyor musun? 2 ruble 25 kopek. Şapka için söz konusu olan koşul bunlar için de geçerli. Bunları eskitince seneye yenilerini bedavaya alacaksın. Fedya Beylerin dükkanındaki alışverişin esası budur, bir kez, para verip de satın aldığın bir şey sana hayatın boyunca, dayanır ve sen de bir daha onların dükkanına uğramazsın. Evet, şimdi ayakkabılara gelelim. Nasıl ama, doğru, kullanılmış oldukları belli, ama sen yine de iki ay giyebilirsin. Çünkü işçiliği de, malzemesi de Avrupa'dır. İngiliz elçilik katibi geçen hafta bit pazarında satmış, topu topu 6 gün, giymiş adam, paraya ihtiyacı olmuş, satmış. Fiyatı 1,5, ruble, nasıl, iyi mi? Nastasya, ya ayağına uymazsa, dedi, uymazsa mı? Peki bu ne? Razumihin cebinden, Raskolnikov'un her yanı kurumuş çamurla kaplı eski, ayakkabısını çıkardı. Yanıma bunu alıp da gittim, bu iğrenç, şeyin ölçüsüne uyduğunu gördükten sonra aldım o, ayakkabıları. Çamaşır sorununa gelince bu konuda ev sahibi kadınla anlaştık. İşte 3 gömlek keten meten ama plastronları modaya uygun. Böylece 80 kopek kasket, 2 ruble 25 kopek elbise 3 ruble 5 kopek eder. Hepsi. Ayakkabılar 1,5 ruble. Ne yapalım? Çok iyi oldukları için bu parayı verdim. Toplam 4 ruble 55 kopek. Çamaşırları da yuvarlak hesap 5 rubleye anlaştık. Demek ki hepsi 9 ,55 ruble 55 kopek tutuyor geriye, kalan 45 kopek, bakır beşlikler halinde burada, buyurun, alın. Böylece, Rodia, üstünü başını tümüyle yenilemiş olduk. Buna paltonu da katıyorum. Çünkü palton hem daha giyilebilir, hem de görünüşünde özel bir soyluluk olan bir palto bu. Herhalde şarmerde diktirilmiş olmasından ileri geliyor bu özelliği, çorap ve benzeri küçük şeyleri de artık sana bırakıyorum, daha 25 rublemiz var geride. Paşenka'ya ödeyeceğin ev kirasını hiç düşünme, dediğim gibi, sonsuz kredimiz var. Şimdi, izin ver de şu, çamaşırlarını bir değiştirelim, herhalde üstündekilere de. Sinmiştir hastalığın, Razumihin'in deminden beri zoraki bir komiklikle anlattığı, üst baş alma hikayesini tiksintiyle dinlemiş olan Raskolnikov, elini ileri uzatarak, hayır, istemez, diye söylendi, yok, kardeş, buna izin veremem, diye diretti. Razumihin, ben boşuna mı taban teptim? Nastasyacığım, lütfen utanmayı bırakın da yardım edin. Evet, böyle işte. Karşı koymasına aldırmadan arkadaşının çamaşırlarını değiştirdi. Raskolnikov yatağın başucuna yığılırcasına kapandı. İki dakika kadar hiçbir şey söylemeden durdu. Daha epey bir süre çekilip gitmeyecek bunlar, diye düşündü. Sonunda, duvara bakmaya devam ederek sordu. Hangi parayla alındı bütün bunlar? Hayda, hangi parayla olacak yahu, senin kendi paranla annenin Vahruş'in aracılığıyla gönderdiği para, hani, Artel'den biri getirmişti, unuttun mu yoksa, Raskolnikov yüzü asık, uzun uzun düşündü, sonra, evet, hatırlıyorum, dedi. Razumi'nin kaşları çatıldı, kaygıyla bakıyordu arkadaşına. Kapı açıldı, uzun boylu, iri yarı bir adam girdi içeri. Raskolnikov bir yerlerden tanıyacak gibiydi adamı. Razumi'nin sevinçle bağırdı, Zosimov. Hele şükür gelebildin.